Yedinci oturumumuz temel kaynaklara yaklaşım sorunları ve çözüm arayışları demiştik. Şimdi oturumu yönetmek üzere oturum başkanımız yardımcı doçent doktor Mahzum Aytepe hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Modern dönem sünnet anlayışları ve ortaya çıkardığı sorunlar konu başlıklı sunumuyla Profesör Doktor Bünyamin Erul hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Bugünkü köşesinde kararda güzel bir yazı yazmış hocamız. Ve orada Ahmet Arif'in bir şiirini kullanmış. O şiirle buraya davet etmek istiyorum. Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın. Fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile. Umut ile, sevda ile, düş ile. Dayan, rüsva etme beni. Gör nasıl yeniden yaratılırım namuslu genç ellerinle. Kızlarım, oğullarım var gelecekte. Her biri vazgeçilmez cihan parçası. Kaç bin yıllık hasretimin koncası. Gözlerinden, gözlerinden öperim. Bir umudum sende, anlıyor musun? Ve şimdi de bu güzel şiiri bizlere tekrardan hatırlattıkları için Profesör Doktor Mustafa Öztürk hocamızı huzurlarınıza davet ediyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. 11. Anadolu buluşmalarının 5. günü 7. oturumundayız. Bugün hepinizin yakinen bildiği eserlerinden tanıdığı iki kıymetli hocamla birlikteyiz. Hocalarımla birlikte olmaktan şahsım adına duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Üst başlığımız temel kaynaklara yaklaşım sorunları ve çözüm arayışları. Hocalarımıza sözü vermeden önce bir iki dakika ile sadece bir giriş yapmak isterim. Ondan sonra inşallah sizi bekletmeyeceğiz. İslam'ın dışındaki bütün dinlerin, bütün dünya görüşlerinin, ideolojilerin her birisinin bir kaynak sorunu var. Bizatihi kaynağın kendisinin güvenilir, doğru olma sorunu, mahiyet sorunu bulunmaktadır. Ancak İslam'ın kaynak sorunu yoktur. Bize temel kaynaklarımız bugüne kadar sağlam bir şekilde gelmiş ve inşallah bundan sonra bu şekilde devam edecektir. Bunun garantisi verilmiştir. Ancak Müslümanların kaynaklara yaklaşım sorunu bulunmaktadır. Müslümanların yaklaşım sorunu bugün üzerinde konuşacağımız konular olacaktır. İnsan bizatihi tabiatı itibariyle anlayan, fehmeden, keşfeden, inşa eden, tasarrufta bulunan böyle bir niteliğe sahip bir varlıktır. Tam da buna mukabil olarak vahyin temel kaynaklarında inşa edilmeyi, fehmedilmeyi, anlaşılmayı, keşfedilmeyi bekleyen yönleri bulunmaktadır. İnsanla Kur'an ve sahih sünnet arasındaki bu karşılıklı mütekabiliyet ilişkisi bir anlamda bu iki farklı kategorinin özne olduğunu ima eder. Bu anlamda işte tam da sorun da burada ortaya çıkıyor. Yaklaşım sorunları ortaya çıkıyor. İnsanın sınırı nedir? İnsan ne kadar kaynakları anlamada, tasarrufta bulunabilir? Kaynaklar hangi yönüyle kendisini insana aşmaktadır? Hangi noktada kaynaklar insanın keşfedilmesini, insan tarafından keşfedilmeyi beklemektedir? İnsan ve vahyin bir araya gelmesiyle birlikte oluşacak inşa sürecinin sınırları, yeterlilikleri veya ne bileyim işte bu noktada dikkat edilmesi gereken temel sınırlar, dinamikler nelerdir? Bu konularda bir takım problemler ortaya çıkmıştır, çıkmaktadır.
tarihte buna ilişkin çözüm arayışları gerek itikadi, gerek siyasi, gerek fıkhi mezheplerin yaklaşımları olmuştur. Bugün inşallah hocalarımız modern dönem bağlamında yaklaşım sorunlarını ortaya çıkaracaklardır. Her birimizin ve başta modern insanın temel kaynaklara ulaşmada ne türlü imkanlara ve ne türlü sınırlılıklara sahip olduğunu göstereceklerdir. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Önce Mustafa Öztürk hocama sözü vermek istiyorum. Hocam, inşallah bu konuda size malumat verecektir. Çok teşekkür ediyorum. Muhterem Hazirun, en başta saygıdeğer hocam, hocalarımızın hocası Hayrettin Kayraman hocam başta olmak üzere burada hazır olan, bu programa iştirak eden tüm hocalarıma, bu memleketin çok değişik yörelerinden gelen diğer bütün Müslüman kardeşlerime canı gönülden selamlıyor. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Konuşmamın süresi 45 dakika olarak belirlendi. Konusu da modern dönemde içine doğduğumuz bugünkü dünyada İslam'ın temel kaynaklarına yönelik bakış açıları, yaklaşım biçimlerini analiz etmek. Ancak takdir edersiniz ki bir şeyi kendinden hareketle tanımlamak, bir insanın aynada kendine bakıp kendini beğenmek gibi bir yanlış ve eksik algı oluşturur. Ama bir başka göz sizdeki kusuru, küsürü daha iyi tespit eder. Onun için bugünü anlamak ve bugün Kur'an'ı nasıl okuyoruz, nerelerde aksaklıklar yaşıyoruz, doğrumuz eğrimiz nedir meselesini daha iyi sağlıklı ölçebilmek için kendimize bir roper noktası belirlememiz lazım ki bir mukayese imkanı oluşsun. Onun için bidayetten itibaren gelenekte okumalar nasıldı, son çağda ne oldu? Bu mukayeseyi yapabilmek için kısaca şöyle bir 20. yüzyılın başlarına kadar bir serencamı kısaca bir müsaade ederseniz bir anlatmak isterim. Bismillah diyerek başlayalım. 610'da Resul-i Ekrem Efendimiz'e vahiy Hira'da geldiği an itibariyle İslam'ın ve Kur'an'ın insanlık ve tarihle buluşması başlamıştır. Vahyin geliş sahnesine dair bilgimizin kaynağı haberi vahittir. Bunu lütfen bir yere not edin. Bunu 20. yüzyılın Kur'an okumalarına geldiğimizde Kur'an da Kur'an, Kur'an da Kur'an diyen anlayışa dair epistemolojimizin ne kadar uçuk, ne kadar kaçık, ne kadar ayağının çürük zemine bastığına dair çok ibretlik bir veridir bu. Hira'da Resul-i Ekrem'e vahiy gelirken Cibril geldi, beni sıktı, oku dedi. Bildiğiniz o meşhur Hazreti Ayşe rivayeti, Buhari ve Müslim rivayeti. Bu rivayetin kaynağı nedir? Rivayettir, hadistir ve haber-i vahittir. Yani bizim Kur'an'a muttali olmamız, Kur'an hakkındaki bilgimiz, Kur'an'ın Kur'an, Kur'an'ın vahiy olduğuna dair bilgimizin kaynağı bir kişinin şehadetine veya beyanına bağlıdır. Yani biz Müslümanlar önce ilkin Resulullah'ın Resulullah olduğuna itimat ettik. Ondan sonra da onun getirdiğinin ilahi kelam olduğuna iman ettik. İman ederken de kanıtlamadık, ispatlamadık. Masaya yatırıp laboratuvar ortamında testini yapmadık. Emenna dedik, yani itimat ettik. İmanımızın kaynağı güvene, itimada dayanmaktadır. Bu da en nihayet bir kişinin beyanına müstenittir. Buradan başladı. Vahiy başladı, tebliğ süreci başladı. Resulullah vahyi zembille gökten inen ayrı bir metin olarak belli periyotlarla gidip kargodan teslim alır gibi somut bir nesneyi alıp getirip ümmetine tebliğ etmiyordu. Vahiy kalbe iniyordu, zihne iniyordu ve şu mübarek dudaktan dökülüyordu. Dökülmesiyle pratiğe geçirilmesi eş zamanlı oluyordu. O zaman Allah'ın buyruğunun peygamberin hali hayatında tatbik mevkiine konulması, yani Kur'an ile
Resulullah'ın Kur'an'dan onun rehberliğinde hayata taşıdığı yaşam biçimine Kur'an artı sünnet diyoruz. Bugün bizim edille-i şer'iyye hiyerarşisinde Kur'an birinci sırada, sünnet ikinci sırada, kategorik bir tasnif var, o ayrı, bu ayrıdır diye bir algımız var. Bu algı tarihin zorunlulukları sebebiyle böyle oluştu. Çünkü Resulullah Efendimiz vefat ettiğinde vahiy kesildi. Hazreti Ömer'in öngörüsüyle, basiretiyle vahiy metinleşti. Kitap haline geldi. Resulullah'ın yaşadığı tecrübe de tahkiye edilerek rivayetlere girdi. Hadisleşti. Kısaca iki ayrı metin oluştu. İster istemez iki ayrı referans kaynağı oluştu. Ama Resulullah hayattayken Kur'an etse Resulullah'ın sünneti tırnak idi. Sahabe çoğu zaman bu Kur'an mıdır ya Resulullah, senin sözün müdür ya Resulullah diye bir tefrik temyiz de yapmıyordu. Yapsa bile böyle bir ihtiyaç da hissetmiyordu. Bana bu Bedir kuyularının çevresinde konuşlanmayla ilgili ya Resulullah bu senin içtihadın mı yoksa vahyin beyanı mı gibi birkaç tane münferit örnek dışında sahabenin her an her dem ya Resulullah söyle bakalım bu reyinden mi geliyor Kur'an'dan mı geliyor diye böyle bir teknik analiz ve soruşturma yaptığına dair tanık değiliz. Musa Carullah Bigiyev'in Kitab-ı Sünnesinin baş taraflarında Es-Sünnetu Gadiyetun alel Kur'an sözünün bir nevi şerhi mahiyetindeki açıklamaları çok manidardır. Der ki, peygamberin hali hayatında sünnet genellikle önde gider, Kur'an arkadan teyit ve tescilleyerek gelirdi. Yani Resulullah sabah evden adımını atmadan evvel, bugün ne yönde adım atacağıma dair henüz ayet gelmedi diye donup kalmazdı. O hayatın akışında giderdi, yapıp ettiklerinde eğer bir stratejik hata, ciddi bir metot yanlışı hasıl olduğunda vahiy müdahale ederdi. Biz onlara şimdi Kur'an-ı Kerim'de itap ayetleri diyoruz. Sahabe, Kur'an'ın yani Allahu Teala'nın bu toplum üzerinde, bu insanlık üzerindeki külli murat ve maksadını fiiliyatta Resulullah'ın tecrübesi üzerinden, sünneti üzerinden bizzat yaşayıp gördüğünden Kur'an metnini ayrıca şuraya alıp başına oturup baştan sona dön dolaş yeniden tefsir etmek gibi bir ihtiyaç hissetmedi. Onlar için Kur'an ayrıca başlı başına bir metin olarak adeta bir tabletin kodları, hiyeroglif yazısının şifreleri çözülür gibi çözülecek bir metin olarak algılanmadı. Zira onların hayatında Kur'an metin değildi. Yaşayan bir canlı insan tecrübesiydi. Dolayısıyla bizim kaynaklarımızda sahabeden niçin tefsir rivayeti yok denecek kadar az sorusunun cevabı burada saklıdır. Fakat ikinci nesil geldi. İlginçtir bu arada, Resulullah Kur'an-ı Kerim'i bir metin haline getirip gelecek nesillere bir miras olarak bırakayım gibi bir hedef de gözetmedi. Çünkü onun hedefi orada yaşanan durum içerisinde bir tecrübe üretmekti ve o tecrübeyi görerek, öğreterek yaşattı, oradan bir nesil üretti. Bizim asr-ı saadet dediğimiz nesil orada üredi. Ve rakam abartılı olabilir. Veda haccında da şahit ol ya Rab. Senin söylediklerini ben de yaptım. Elimden geldiğince ortaya koydum. İşte bu ümmeti ortaya çıkardım dedi. Ümmeti vasat böylece oluştu. O oluşan şey neydi biliyor musunuz? Yaşayan ve hala da yaşanan sünnetin ta kendisiydi. Yaşayan sünnet dediğimiz şey, ümmeti Muhammed'in külli ruhunu, karakterini domine eden, belirleyen yegane kaynaktır. Bu
bu yaşayan sünnet kavramının içine Kur'an'ın rehberliği de dahildir. İkisi hemdem olmuş, yoğrulmuş olarak geldi. Ümmeti Muhammed'in tarihi tecrübesini bir otomobilin toplamına benzetirsek, yaşayan sünnet bu otomobilin şasisi ve şase numarasıdır. Bu hiç değişmiyor. Şase değişmiyor. Kaburta değişebilir. Rutubet çürütebilir, oraya boya atabilirsiniz. Hatta efendim daha estetik görünsün diye deri koltuk yaptırabilirsiniz. Bunların her biri fıkıh, içtihat, rey, başka bir ihtiyaç hasıl olur, başka bir şey taktırabilirsiniz. Kelam, daha dikkat çekici, albenili olsun dersiniz, tasavvuf. Yani bunların çoğu modifiye unsurlarıdır. Takviye unsurlarıdır. Ama şasesi arabanın önemlidir. O şasede yaşayan sünnetin kendisidir. Ve o yaşayan sünnetin ne olduğuna dair şuradaki Hazirun'un zerre kadar bilgi eksikliği olduğu kanaati taşımıyor. Dolayısıyla İslam'ı yeniden keşfedelim, kaybettik, yeniden arayalım, bulalım gibi bir çabanın ben çok anlamlı olduğu kanaati de taşımıyorum. Bildiklerimizi yapmayı göze olamamak gibi bir sıkıntımız var. Bunu iyi biliyorum. Bildiklerimizi. Şimdi Resulullah vefat ettiğinde Kur'an dağınık. Bu bir şaz rivayete müstenit bir bilgi değil. Buhari'nin Bed'ül Vahyini Cem'ül Kur'an başlıklarına bakarsanız Resulullah vefat etti. Yemame Savaşı'nda birçok hafız şehit düştü. Hazreti Ömer kaygıyla, endişeyle kaldığım yerden devam edeyim. Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde Kur'an-ı Kerim bir metin haline getirilmiş durumda değildi. Hazreti Ömer'in ön ayak olmasıyla birlikte bildiğiniz o malum meşhur rivayetteki anlatılan çerçeve içerisinde Kur'an metin haline getirildi. İlk bakışta Hazreti Ömer Kur'an'ı iki kapak arasına almasının sebebi şey zannedilebilir. Resulullah gitti önümüzden, bize bir yol gösterecek, kılavuzluk edecek. Bu hayatta karşılaştığımız hayat olaylarına mukabelede bulunma konusunda kendisini kaynak olarak kullanabileceğimiz bir şeye ihtiyacımız var. İşte o kitap olsun, elimizin altında bulunsun. Olaylar çıktıkça açalım, hükmünü bulalım, hayatı böyle yaşayalım diye bu kitabı bir araya getirmiş zannedilebilir. Ama Hazreti Ömer'in hani şu son dönemde Fazlur Rahman, tarihsellik, modernlik falan filan tartışmalarında sık sık gündeme gelen, farklı farklı tevillere konu olan içtihatları var ya, müellefe-i kulubudur, şudur budur. Fakat buralara baktığımızda Hazreti Ömer'in bu kitabı bu niyetle Kur'an'ı kitaplaştırmasıyla fiiliyattaki içtihatlarına baktığınızda hiç de onun için öyle yapmadığı anlaşılıyor. Yani eğer Kur'an'ı bir hüküm kaynağı olarak pratik hayatın tanziminde sık sık başvuracağımız bir hüküm deposu gibi kullanmak için kitaplaştırdıysa kitabın lafzi talimatlarına birebir sımsıkı sadakat göstermesi gerekirken oysa Sevat arazisinin ganimet olarak taksim edilmemesiydi, müellefe-i kulüp meselesiydi, üç talak meselesiydi, kitabi hanımlarla evlilik meselesiydi vesaire vesaire. Birçok konudaki içtihadına baktığınızda lafzi talimattan ziyade başka bir maksat dediğimiz bir şeyin izinde gidiyor. O zaman Hazreti Ömer'in bu kitabı kitap haline getirilmesi, bundan sonra bunu hüküm ve referans kaynağı olarak kullanın, size bir kitap bırakıyorum amacıyla olmasa gerektir. Olsa olsa zannımca Hazreti Peygamber'den doğalan boşlukta, doğan boşluktaki o kargaşayı, Müslümanların o şokunu, tabir caizse İsrailoğullarının bu tabut dediğimiz ahit sandığını
her savaşta önlerinde birlikte götürüp onlara bir cesaret, bir güven, bir itimat veyahut hepsini bir arada toparlayacak bir manevi sembol gibi bir şey bırakmak maksadı daha sanki makul görünüyor. Her neyse burayı geçelim. Kur'an-ı Kerim kitap haline geldikten, Resulullah tarih sahnesinden çekildikten sonra ikinci nesil Müslümanlar tabir caizse afalladılar. Çünkü ayetin indiği o muhatapla hitap arasındaki diyalektik canlı şeyi, sahneyi görmediler. Oysa Kur'an-ı Kerim dışarıdan tasvir eden bir göz gibi anlatmıyor olayları. Kendi tarihine dair Kur'an-ı Kerim en sağlam kaynaktır. Fakat kendi tarihini anlatırken tarafsız göz diye değil, taraflı gözle anlatıyor. Yani olayın içerisindeki bir taraftır. Kur'an-ı Kerim oradaki davanın savcısı olarak konuşuyor. Ve çoğu zaman da psikanaliz yaparak konuşuyor. Ahzab'sa Hendek Savaşı'nın serencamının anlatıldığı o 10 küsur ayetten aşağısına bakarsanız Ahzab suresinde, bakarsanız tamamen psikolojik tahlillerdir. Âl-i İmrân suresinde Uhud Savaşı'na gitmekten istinkaf eden münafıkların haleti ruhiyelerine bakarsanız, böyle dışarıdan bir tahkiye edici değil, yargılayıcı, iç dünyasını dışarı vurucu bir şekilde. Dolayısıyla o ifadelerin gerçek muradını, maksadını ve muhatabını kavramak için metnin dışındaki bağlamı bilmek gerekiyor. Sahabe bunu biliyordu, sorma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü ayetin nazil olduğu ortamın içindeydi. Ama tabiün afalladı. Afallayınca bir anda tefsir rivayetleri belki 30-40 kart atmaya başladı. İkinci nesilde arttı. Ve bu tabiunun çoğu zaman olsa olsa bu ayeti kerime şunun hakkında inmiş olabilir diye söyledikleri çıkarımları daha sonraki ulemanın, aslında ulemanın değil, bizim gevşekliğimiz sebebiyle her birini biz esbab-ı nüzul rivayete algıladık. Oysa onların çoğu çıkarım, istinbat rivayetiydi, ihtimal rivayetleriydi. Bu esbab-ı nüzul rivayetlerinin karma karışıklığı, birbirine münafi olması ulemanın sorunu değil. Bizim gevşeklik sorunumuzdur. Ortada bir ayetle ilgili 5 rivayet var, 5'i de ayrı şeyden söz ediyor. Ya bizim ulemamızda ne kadar çok rivayet uydurmuş diyoruz. Oysa ulemamız rivayet uydurmadı. Herkes yaşadığı çağda bu ayeti kendi yaşadığı pratikle ilişkilendirme için bu ayet tam da işte şununla ilgili bir şey söylüyor diye bir istinbatta bulundu. Biz onu nezele hazihil ayetu fi keza diye anladık. Esbab-ı nüzul rivayeti zannettik. Tabiun devriyle başlar asıl bizim teknik anlamda tefsir dediğimiz faaliyet. Sahabe döneminde tefsir diye bir faaliyet yoktur. Onlar tefsirini Kur'an'ın, Resulullah'ın rehberliğine ittiba olarak tecrübe ettiler ve yaşadılar. Ve Müslümanlık bence arı duru şekliyle orada tarihe girdi, o günden bugüne de geliyor. Şimdi İmam-ı Maturidi Fîmâ Ruviye diye aktarır. 333'te ölmüş bir Türk müfessirdir. Der ki, tefsir sahabenin işidir. Tevil ise fukahanın işidir. Fukaha dediği, bizim bugün İslam hukuku, fıkıh dediğimiz kelimeden daha geniş bir perspektifi vardır. Yani Kur'an'ı anlamaya, yorumlamaya çalışan herkes demek. Tevil, ihtimallere açık bir yorumlama faaliyetidir. İsabetli de olabilir, isabetsiz de olabilir. Kesim, hüküm değeri taşımamaktadır. Ayrıca nokta koyan bir süreçte değildir. Üç noktalıdır, uçu acıktır. Bugün içinde bulunduğum durum itibariyle ayete bir anlam takdir ederim, bir çıkarım yaparım. 50 sene sonra bir başka ümmeti Muhammed'in evladı gelir, o da başka bir yorum yapar ve yorum kendini böyle tazeleyerek gider. İşte gelenek de böyle oluşur zaten. Ama tefsir sabittir, oynak değildir.
Seyyar olmaz tefsir. Tefsir sahabenin işidir demek, ayet bir gün bir yerde bir vesile üzerine inmişti. İniş zamanı şu, iniş sebebi bu, biz de bunu bizzat görmüştük. Allah da bu ayette şu olay üzerine şunu kastetmişti. Allah'ın tanıklığını, Allah adına tanıklığı ifade eder. Dolayısıyla arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in ilk indiği gün ne zaman, nerede, ne söylediğini anlamak gibi bir gayemiz, bir amacımız varsa bu işin adına tefsir denir. Tefsir burada başlar ve burada biter. Tefsir büyük ölçüde tarih malzemesiyle yapılan bir iştir. O malzeme ne kadar sağlamdır, ne kadar çürüktür, o ayrı mevzudur. Tarih malzemesi demek, hocamın alanı, hadis, rivayet, dil, bunun üzerinden gider. Bunun dışındaki, başka çağlarda, başka zamanlarda Kur'an'ın mesajını içinde yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına, problemlerine, sıkıntıları karşısında Müslümanlar nasıl mukabelede bulacak, hayata kendilerini nasıl tutunduracak, bu noktada Kur'an'ın rehberliğine başvurma çabası ve Kur'an'dan anlam ve yorum, hüküm çıkarma çabalarının toplamına da tevil denir. Tevili daha teknik anlamda terimleştirirsek, buna rey diyebilirsiniz, buna içtihat diyebilirsiniz, buna istinbat dersiniz, çıkarım dersiniz, yorum dersiniz, ne dersiniz dersiniz. Kısacası, her farklı zamanda her bir Müslüman alimin, araştırmacının Kur'an'a başvurup oradan bir anlam üretmesi ve yorum çıkarması en nihayet kişisel bir çabanın ürünüdür. Allah'ın muradıyla eşitlenebilecek kadar iddiası yoktur. Dolayısıyla bugün Kur'an'dan hareketle söylediğimiz her bir meselede tek hakikatçi, faşizan bir üslupla konuşmaktan mümkün mertebe istinkaf etmeliyiz. Diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'den anladığım, çıkardığım budur. Eğer siz bunu çıkarır, ben de onu çıkarırsam, bunlar müsaademe-i efkar olur, oradan bir barikayı hakikat çıkar. Ama bir tek ben söylerim bu hakikati dediğiniz an, bu din de, bu Kur'an da, bu İslam da, bu Müslümanlık da kimseye soluk aldırmaz, huzur vermez, yaşatmaz. Değerli Hazirun, dostlar, burada biz birbirimizle bazen bazı ilahiyat alanında sözü geçen, tanınan, şöhreti yaygın olan insanlarla atışmalarımız oluyor. Efendim birisi alak kelimesine alaka demiş, sevgi demiş. Ya bak bu olmadı, eleştirmişim. Arkadaşlar burada eleştiri ilmi bir eleştiri olması ile bir kişinin bir ayeti şu veya bu şekilde yorumladığı üzerinden onun dinini, imanını, Allah'a sadakatini ölçme arasındaki farkı lütfen birbirinden ayırt edin. Biz Kur'an-ı Kerim'de şu şöyledir dedik diye bu Müslüman değildir, ehli sünnetin dışındadır, bunun Kur'an'a ihanet içindedir gibi bir üslup değil bizimki. Bizimki şudur. Bir örnek vereyim. Mehmet Okuyan hocamız, Allah selamet versin, çok da severim kendisini. Dostluğumuz bakidir ama Kur'an yolumuz ayrıdır. Şimdi vadribuhunne ayetine işte evden uzaklaştırın anlamı veriyor. Hocaya eleştirim şu minvaldedir. Hocam, bu darabe fiilini sizin o evden ayrılın, babasının evine bir süre gönderin diye verdiğiniz anlamı bile, devşirdiğiniz kaynakta bile ettar bu iki nokta üst üste marufundan başka bir açıklama yokken neyini açıklayacağım biliniyor işte diyor. Siz bu darabenin fiisiyle, şusuyla, busuyla, yani bizim İngilizce'deki propositionlarla birlikte harficelerle kullanıldığında
seyahat etmekti, şudur budur, darbı mesel getirmekti gibi anlamlarının içerisinden bir anlamı bunu seçerken hangi ilmi usule göre bu anlamı tercih ettiğinize dair bir ilim adamının hassasiyeti gerekmez mi hocam? Yani hocam ben bu vedribuhunnede kelimenin bu anlamını seçerken lügattan şunu, nahivden bunu, belagattan şunu diye bir kriter koymanız gerekmez mi? Canım bunu çekti bu anlam. Veyahut hazirun böyle bir yorum bekliyordu. Ben de bunu verdim. Demek ilim adamına yakışır mı dedim ben sadece. Dikkat edin hocam. Biz ilahiyat camiasındaki hocalar olarak böyle bir münakaşa yürüttük. Bu Mehmet hocayla ne dostluğuma, ne arkadaşlığıma, ne vefama, ne onu getirip kendi programda konuk olarak ağırlamama buna zerre kadar halel getirmez. Arkadaşlar, bu tür ilmi münazara ve münakaşalarımızdan bizim adımıza kan davaları oluşturup birbirinize kılıç çekmekten vazgeçin. Evet. Arkadaşlar, İmam-ı Şafii fıkıh geleneğinde, kelam itikadi gelenekte de ehli hadis ve selefiye ekolü, dini habere, esere ve nasa bağladı. Bilirsiniz. Selefiye derken kimi kastediyorum? Ahmed İbni Hanbel, Ebu Said Osman Eddarimi, İmam Buhari, efendime söyleyeyim, İbni Ebi Şeybeler vesaire vesaire. Bunlar selefiye ekolü ve ehli hadis ekolü. Ehl-i hadisle dirsek temasında olduğundan emin olduğumuz İmam-ı Şafii de bunun fıkıh ayağını temsil ediyor. Böyle bir Yahudilerin günah keçisi aramanın peşinde değilim. Ama İmam-ı Şafii özellikle bu nasların merkezi önemi ikinci sıraya atılacak kaygısından mıdır? Başka bir sebeple midir? Nas'ı merkeze almak, içtihat ve reye biraz daha ikincil bir konum atfetmek suretiyle Risale'nin sanırım baş taraflarında bu Kur'an var ya Allah'ın kelamı bir müminin hayat boyunca karşılaşacağı her bir olay hakkında mutlaka kendisinde bir delil devşirilebilecek bir kitap. Bu şu demek. Kur'an'da ne ararsan aradığını bulursun. Her hükme bir menat oluşturursun demek. Bu aslında şu demekti. Hayatı bu kitabın sınırlı sayılıdaki nasından hareketle üretmek. Hayat bu nasa gidip direkt nası de yorumlayarak, istinbat ederek, istihraç ederek yürünecekse yürüyemiyorsunuz. Orta çağlarda hayat Kızılırmak gibi ağır aksak aktığından, hatta aktığı bile görünmediğinden bu yetti bize. Fakat 20. yüzyılların başına geldiğimizde gerek ehli rey ile ehli hadis arasındaki bin küsür yıllık çatışmanın, zıtlaşmanın ürettiği gerginlikteki üreyen fikir, müktesebat bizi oraya kadar taşıdı. Allah razı olsun. Yani her şey zıttıyla kaim olduğundan, yani başarı bir tek ehli reyin başarısı olma değil. Ehli hadis kışkırtmasa ehli rey o kadar üretemeyecek. O onu derken o gerginlik bizi buraya kadar taşıdı. Fakat Osmanlı'nın şahsı manevisinde söylüyorum. Karlofçalardan, küçük kaynarcalardan itibaren başlayan bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bazı şeyler ters gidiyor. Ehli küfür, Nemçeliler diye aşağıladığımız Avusturyalılar. Bizi sürekli savaş meydanlarında dövmeye başladı. Biz bunu önce zannettik ki kurşun ihtiyacı sadece. Dolayısıyla nizamı cedid, sekbanı cedid kurduk, durumu kurtaracağız diye anladık ki mevzu bir tek kurşun ihtiyacını karşılamakla olmuyor. Ümmet topyekun batıyor. Osmanlı ile birlikte çöküşe geçtik, hala belimizi doğrultmakla uğraşıyoruz. İşte bu 20. yüzyılın dramatik tablosudur. Artık ehli rey ile ehli hadisin çatışmasından üreyen o gerginlik bizi taşımıyor. Yeni söylemlere ihtiyaç var.
Ümmeti Muhammed'in evlatları geçmişte oturdular. Kimi zaman Fahrettin Razi'nin tefsirini bilir misiniz? Bilirsiniz. Tefsirde bir ayeti kerimeye bakarsanız halife kelimesi ne anlama gelir diye. Ve izgâle rabbükelil melâikide gidin bakın. Fıkıhta da İbn Abidin öyledir aşağı yukarı. Halifeyi bakmaya gidersiniz. Orada la ilme lena'nın altından bir ilim bahsi açar 50 sayfa. Sonra biz hangi kelimeyi arıyorduk derken unutursunuz hocam. Çünkü Fahrettin Razi tefsirin başında şöyle bir iddia ortaya koyar. Ben sağda solda arkadaşlarla birçok muhabbette dedim ki arkadaşlar bakın bu Fatiha isimli 7 ayetlik sureden ben 10.000 ayrı tartışma konusu üretir ve tartışırım. Hadi canım sen de dediler ya. Hepi topu 7 ayet ya 10.000 bak inanmadılar diyor. Ben de inadına bunu bakın nasıl yapacağım dedim. Biliyorsunuz Fatiha suresinin tefsiri bir kocaman cilttir. Tam bir cilt. Ortaya bu çıkmış. Şimdi dönemin meydan Laros ansiklopedisidir. Yani ama bu İslami ilimler Laros ansiklopedisidir. Fakat işte dedim ya tefsir adamın tefsir değil derdi. Adamın derdi mübareğin derdi şu. Kur'an'la neyi ilişkilendirebilirsem, ona neyi söyletebilirsem, dünya üzerindeki her şeyle bir ayetin irtibatını kurup buraya yerleştirmem gerekir. Gerek bu iddiasını ispatlamak, gerekse kelam ilmi usulüddindir bilirsiniz. Tefsirse alet ilmidir. Kelama nispetle. Gazali'nin mustasvası usul fıkıh kitabıdır ama başında kelamın bir numaralı ilim olduğu anlatılır. Çünkü kelam bizim, şu Haziru'nun dünyaya bakışını, eşyayı kavrayışını, ideolojisini üreten üst metin kelam metnidir. Polemikle ürer ama en nihayet bizim yapımızın direkleri kelamla oluşur. Onun için adına usulüddin denir. Kelam ilmine kıyaslandığında tefsir bir tedarikçidir. Getir götür işini yapar. Hadis de öyledir. Aparattır. Kullanılışa hazır ham madde sunar. Kelamcı onu yoğurur. Fıkıhçı da öyledir. Ama fıkıhçı pratik hayatın tanzimiyle uğraştığından dikkat ederseniz İmam Şafilikle Hanefilik arasındaki ihtilaflar çok nazar itibara alınmaz. Yani ama Ehl-i Sünnetle Mutezili arasında ihtilaf söz konusu olduğunda kan gövdeyi götürebilir. Usulüddinle Furuuddin arasındaki fark bu kadar büyüktür. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim fıkhın, tasavvufun, kelamın bütün alanlarında istismar edildi. İstismar derken yanlış anlamayın. Semerelendirilme anlamında söylüyorum. Yani Kur'an'dan her türlü meyve devşirildi. Her şeye Kur'an yetiştirildi. Bence üzerine istihat haddinden çok fazla iş yüklendi. Yoruldu Kur'an. Yoruldu. Oysa Hazreti Ali bile daha hayattayken dedi ki İbn Abbas'a. İbn Abbas kendinden çok o kadar emin ki hariciler ayrılmış gövdeden Harura'ya çekilmişler. Hazreti Ali bir kere kan döküldü bir de bunlarla dökülmesin. Onu ikna etmeye gönderirken dedi ki ya bu Kur'an-ı Kerim dedi bizim hanemize indi. Ben onları dedi bu Kur'an-ı Kerim'le alt ederim. İbn Abbas'ım dedi çok safsın, çok temiz yüreklisin, edemezsin dedi. Çünkü Kur'an-ı Kerim dediğin metin hammalun zu vucuhtur dedi. Birçok anlam potansiyelini taşımaya müsait ve farklı yönlere çekilebilir bir metindir. Kur'an suskundur, insanoğlu onu konuşturur. Bu ne demektir? Kur'an'ı mevcut metin olarak yorumcunun insafına kendini bırakmış bir durumdadır. Eğer vicdanınız, insafınız, Allah korkunuz yoksa Kur'an'a her şeyi söylettirebilirsiniz. Onun için sen ol Resulullah'ın sünnetiyle mücadele et dedi. Çünkü yaşanmış bir tecrübe var. Bak
şöyle şöyle olduğunda Resulullah böyle davranmamıştı mıydı dersen dedi, manevra yapacak yerleri kalmaz dedi. Ta o gün bu anlaşılmıştı. Tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'i semerelendirdik. Bana sorarsanız derseniz arkadaşlar, tefsir diye biz hangi metni okuyalım? Veya kim gerçekten tefsir yapmıştır derseniz, benim görebildiğim kadarıyla Taberi'dir bu işin babası. Tefsir kitabı hükmü taşıyan yegane tefsir Taberi'dir. Taberi'nin derdi ve bir de Mukatil'dir. Mukatil'le Taberi'ni, bakın ben size şimdi bir anlam ortaya koyacağım. Bu anlam bundan sonraki 100 yıl sonraki falancı mezhebin hoşuna gider mi? Gitmez mi? Hiç umurunda değil. Arkadaşlar, ayet geldi, indi, kastedilen buydu. Rivayeti de şu, kaynağı da bu. İşinize gelir gelmez, onu bilemem. Bir örnek vereyim, çok çarpıcı bir örnek. Tefsirciyle kelamcının ayetlere bakış açısının ne menem olduğu konusunda hem kelam ilminin mahiyetini hem de tefsirin mahiyetini sizin zihninizde berraklaştıracak provokatif bir örnek vereyim. Ve tuhfi fi nefsike ayet. Bir türlü altından çıkamadığımız, zorlandığımız, daraldığımız bir ayet-i kerimedir. Mevzu Hazreti Peygamber'in evlatlığı Zeyd'in eşi Zeynep'le evlenmesiyle ilgili. Zeyd gelmişti, karımdan boşanmak istiyorum demişti. Allah da buyurdu ki, karın hakkında böyle konuşmaktan sakın, boşanacağım falan gibi deme. Karından boşanma, nikahında tut diyordun ve tuhfi fi nefsike, ama beri yandan da aynı zamanda da içinde bir şeyleri saklıyordun. Niye? Ve takşan nasıl? Çünkü insanlardan korkuyordun. Bir şeyler derler diyor. Şimdi Taberi'yi anlatıyorum. Rivayeti geçiyorum. Taberi diyor ki, aslında Peygamber Efendimiz onun boşanacağını biliyordu. Kendisi de Zeynep'le evlenmeyi arzu ediyordu. Ama sen boşa da ben evleneyim demek yerine bu arzusunu içinde saklıyordu. Aman Allah'ım. Taberi. Şimdi Zehebi var ya, bu İsrailiyat kitabını yazan. Münafıklar bunu uydurmuşlar diyor. Taberi münafık mı kardeşim ya? Taberi'den bahsediyoruz. Şimdi Taberi kaçta öldü? 310'da öldü. 23 sene sonra ölen bir müfessir daha var. O da Maturidi. O da Mavera-Nehir'in ötesinde. O da diyor ki, bu yorum için. Zalike ba'idun muhalun la yahtemilu. Akla ziyan diyor. İmkan ve ihtimal dışı. Olamaz böyle bir şey. Allah Allah. İki ayet, şey, ayet aynı ayet, dönem aynı dönem, müfessirler sadece farklı. Birisi ak diyor, öbürüsü kapkara diyor. Nasıl böyle oluyor? Onlar da biliyor o rivayeti. Bakın Taberi çizgisi Beyzavi'de de var. Bizim meşhur Celaleyn tefsirinde de var. Mukatil'de de var. Hatta İbn-i Zeyd'den gelen rivayetlerle de süslenmiş acayip rivayetler de var. Fakat Matur'de. Taberi diyor ki, kardeşim böyle olmuş işte. Bal gibi de olmuş diyor. Matur'de olamaz öyle bir şey diyor. Çünkü birisi ideolojik perspektifle bakıyor. Birisi çıplak, yalın tarihi gerçekliği esasın. Tefsircinin şeyi şu. Kardeşim bu toplum Arap toplumu. Bu toplumda Zemahşer'in ifadesiyle lem yekun indehum müstenkeran ev müstehcenen. Bunlar nezdinde bu tür mübadeleler, bu tür ilişkiler ayıplanacak. Şey bir şey değil de Arap toplumu, çünkü muahat anlaşması yaptığında Resulullah ne buyurmuştu? Sa'd bin Rebi ile Abdurrahman bin Avf'ı kardeş ilan ettiğinde Sa'd dedi ki,
Abdurrahman kardeş, sen bekarsın, benim 4 eşim var. Bak birini beğen, onu boşayayım, sen al. İşte bu toplumda böyle bir gelenek vardı ve bu bunların örfüydü. Bu yadırganacak bir şey değildi diyor. Bu perspektiften bakıyor. Maturidi ise başka bir kültürün çocuğu, Türk çocuğu, at, avrat, silah, namustur. Bedrettin der ki, yarın yanağı hariç her şey paylaşılır. Yar yanağı hariç. Evet, bu toplumun çocuğu bir de İmam-ı Maturidi'nin son derece hassas olduğu bir konu var. İsmet-i Enbiya. Dayanamaz yani Resul'e. Ama ismetini kendi örfünden, kendi namus telakkisinden ismet yüklüyor. Yani siz şimdi diyebilir misiniz? Taberi'ye gelinceye kadar ki sahabe tabiunun ürettiği bu metin, bu bilgi hepsi Abdullah İbni Selül'ün çocuklarıydı. Münafıklar onu oraya soktu. Yok. Dostlar gördünüz mü? Birisi ideolojik olarak yorumluyor. Şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Müslümanlar bugün dünyada bir söylem üretecek, ehli küfre karşı bir tavır sergileyecek, bir pozisyon alacaksa Kur'an'dan kendimize ideolojik bir söylem de üretebiliriz. Oradan bir siyaset de geliştirebiliriz. Ama bu Allah'ın muradı demeyeceksiniz. Bu Kur'an'dan aldığımız ilhamla kendimize bir yol haritası çizdik, bir siyaset geliştirdik. Yani yorum yani bu, yorum. Bunu yapmak da zorundayız. Bu normal bir şey ve insani bir şey. Bizim karıştırdığımız şey şu. Tarihin içerisinde gelişen siyasi, sosyal vesaire olaylarla ilgili üretilen yorumları murad-ı ilahi olarak anlıyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, bir örnek vereyim. Yarifunehu kema yarifune ebnahum ayeti var ya. Ya bu kıblenin tahvili meselesiyle ilgili sayfada geçer. Karşı sayfada seyagulü sufaha minen nas ma vellahum diye devam eder. Buradaki yarifunehu'yu Beyzavi'den sonraki bütün müfessirler onlar Muhammed'in gerçek peygamber olduğunu oğullarını anlar gibi anlar ve tanırlar diye çevriliyor. Benim mealde de şöyle yazıyor. Onlar bu Elbeytül Haram'ın ta İbrahim'den bu yana kıblegah olduğunu gayet iyi bilirler ama gavurluklarından kabul etmezler. Hocam eski köye yeni adet gelir diyor. Sürekli şöhret olmanın peşindesin. Hep yeni icatlar yapıyorsun diye kınadılar. Kaynak bilincimize ilişkin durumumuza dair bu ibretlik bir örnektir anlatacağım. Hocam ben yeni icat yaptım değil mi dedim. Gel ben sana anlatayım dedim. Taberi 310'da vefat etti. Bu ayetle ilgili 6-7 tane sahabe ve tabiun rivayeti zikrediyor. Kabe-i Muazzama'dan başka tek yorum yok. Yarifune onun merci hakkı. 450'ye geldiğimizde İmam-ı Maverdi gıyle diye ikinci bir yorum zikrediyor. Muhammed olabilir diyor. 502'ye geldiğimizde İbnül Cevzi'de Muhammed yorumu üste çıkıyor. Kabe alta düşüyor. 685'te Beyzavi'de Kabe yok oluyor. İlk yorum 600 senede lav oluyor hocam. Ondan sonra da Hasan Basri Çantay Ehl-i Sünnet akaidine uygun bir meal yazma gerekçesiyle meali Beyzavi Nesefi'den yazdığı için zannediliyor ki Hazreti Peygamber'e indiği günden beri bu zamir Muhammed diye yorumlanıyor zannediyor hocam. Hocam kaynak bilincimiz çok kötü. Kaynaklara vukufumuz lazım. Burada biraz önce Gazi hocamız dedi ki Turgay hocamız, hocam bu Türkiye'nin bu darbeden sonra İslam dünyasına gösterdiği örnekliğin altını biz ilim, kültür, zihniyet, paradigma olarak dolduramazsak bu bir kahramanlık hikayesi, Ceddin Baba olur geçer gider bunun altını dolduralım dedi. Bence bunu biraz çalışalım arkadaşlar, bu işe kafa yoralım. Hocam, ben şöyle yapayım mı hocam? Hakkımı bir daha konuşmamak üzere 10 dakika daha müsaade edin kapatacağım. Söz mü?
Ama hocam ikide... Bak şimdi o bana bakmaya başladı. Hocam modern döneme geldik. İslam'ın dünya üzerindeki son en büyük gücü Osmanlı'ydı. Onu yıktılar, bölük pörçük ettiler. Hala onun kalleşçe kahpece vuruşları devam ediyor ki Osmanlı hissiyatı uyandıran bir yere doğru gittiğimiz fark edilince her gün belimize bir odun vuruyorlar. Onun için bugünkü yazıyı vurun ulan vurun ben kolay ölmem diye yazdım. Şimdi Ümmeti Muhammed'in 20. yüzyılın başlarında düşünen beyinlere, aydınlara, mütefekkirlere oturdular bir araya geldiler. Ama bölge bölge geldiler ve ilk gelen yerler de gavur postalının ilk bastığı yerler oldu. Hindistan, Mısır. Bu Türkiye'de çok ses gelmedi. Payitahtlık henüz şavkı, acısı vurmadı. Bir de bizim Osmanlı'dan beri, Kanuni'den beri bir böyle kibrimiz vardır. O bizde korkunç bir meraksızlık adeti de uyandırmıştır. Ne oluyor canım ya bari? Onlar kim ki batıda ne olursa olsun ya. O meraksızlık bizi yedi bitirdi. Biz meraksız olduğumuzdan ata alan Üsküdar'ı geçmişti. Neyse Hindistan'dan çıktılar ve Mısır'dan çıktılar. İlginçtir. Es zamanlılar birbirleriyle organik bağları yok. Geldikleri yer aşağı yukarı aynı oldu. Birisi Cemalettin Afgani'ye Abtoh çizgisi. Reşit Rıza biraz onu daha selefiliğe doğru muhafazakar bir yere çekti ama bu iki ismi. Tabii oralarda Ferit Vecdiler falan var. Öbür tarafta Ahmet, Seyyid Ahmet Han ve Tilmizleri. Bu ümmet kitabın en sahihi bizde. Hatem'in Nebi'yi bizde. Allah'ın taahhütleri ortada. Bu ümmet niye böyle? Bu dinden olamaz. Allah yalan söylemez. Resulullah sahte peygamber olmadığına göre bu sıkıntı bizden kaynaklanıyor. Bizim de neyimizden kaynaklanıyor? Biz bu dini mübini İslam'ı yanlış anladık, yanlış yorumladık. O zaman gelin bu din anlayışımızı baştan aşağı revize edelim. Revize edelim derken yanlışlığın faturası neredeyse tamamıyla geleneğe çıktı. Gelenekten de en büyük payı hadis aldı. Derken geleneği ayıklayalım derken elimize 6236 ayetlik bir kitap kaldı. O gün bugündür çevirip çevirip okuyoruz. Dönüp dönüp İslam'ı ondan okuyoruz. Aşağı yukarı Abduh'un söyleminde de bu kadar sert değildi ama ıslah tecdidin dilinin altındaki bakla da bu yöndeydi. Ve o baklanın Türkçe tercümesi olan doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz. İslam'ı da aşağı yukarı bu kapıya çıkıyordu hocam. Bu Türkiye'de Allah selamet versin, uzun ömür versin. Hüseyin Atay hocamızın daha belirgin, onun rahleyi tedrisinden geçmese de manevi tedrisinden geçen Yaşar Nuri Öztürk'ün söylemleriyle bir Kur'an eksenli, sadece Kur'an, ille de Kur'an diye bir söylem çıktı. O gün bugündür ümmeti Muhammed ya Kur'an okuyor ya meal okuyor. Niye okuyorsunuz sorusunun cevabı aranıyor şimdi. Hocam ben iyi bir Müslüman olmak için okuyorum. Dostlar, iyi bir Müslüman olmak için gerekli olan bilgi ihtiyacı nedir? Bu bilginin bence eğer bir şer'i emirlere uymaksa 32 farz orada, 54 farz da orada. Ümmet Kur'an'ı tabir caizse silkelemiş, 54 tane farz düşmüş hocam. Sıksam 85'te çıkmıyor. 54, A4 kağıdıyla arkalı önlü 1,5 sayfa yapıyor. Hocam bu. Okuyun 54 farzı, bilmediğiniz tek bir başlık çıkmayacak. Bu, bence buysa eve koy kapıya, bu farzı bugün yaptım de şöyle işaretle, bunu da yaptım de işaretle. 54'ü yaptığında evliyaullah olursun, taahhüt ediyorum. Peki hocam, neyin peşindesin? Hocam tefsir alimi olacağım. Dostlar açık öğretim bile 4 senede bitiriliyor. Ama siz akşam muhasebeci yatıyorsunuz, sabah tefsir alimi kalkıyorsunuz hocam. Ya bu ayıp olmuyor mu hocam? Bu günah değil mi ya?
Ya hocam elini bak, ben burada bir ruhban edasıyla konuşmuyorum. Hocam burada hocam. Kaç yıl, bir ömür verilmiş hocam. Ve her gün emin olun, yeni bir şey buldum diye sevinirken bir bakıyorum ki İbn-i Teymiye'nin Minhac-ı Sünnesinin bir yerinde adam benden daha dokunaklı söylemiş. Allah Allah diyorum ya. La bir şeyi de söylemeyin ya. Yani üstadım, kitaplara, kaynaklara gittikçe çapımızın ne kadar küçük olduğunu, geçmişin ne kadar devasa olduğunu, bu güneşin, Hazreti Süleyman'ın Vaiz kitabının altında bir sözü vardır. Bu güneşin altında söylenmedik yeni bir şey yoktur diye. Üstadım, ilme hürmet, ulemanın bu müktesebatına hürmet etmemiz lazım. Gelenekli olalım, gelenekçi demeyelim. Ya ben Sümük-i Şerifçilikten bahsetmiyorum. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi, eğer bir yere raftaki kitabı almak için bir yere basmak zorundasınız ya. Biz kendimizi cami avlusundan bulduk hocam. Bizim bir geçmişimiz, bir aidiyetimiz yok mu ya? Bugün Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti kerimenin anlamını tayin, tespit ederken mana şudur dediğiniz şeyi bile geleneğin o taşıyıcılığına borçlu değil misiniz ya? Şimdi Hayri Kırbaş olamaz selam ediyorum. Şimdi geçen akşam bu Fethullah Gülen rüya ilham deyip bu kadar insanı istismar edince rüya dedi, ilham dedi, üstünden geçip gidiyor. Hocam ne yapıyorsun dedim öyle züccaciye dükkanına fil gibi. Bana o zaman vahyin ne olduğunu bir ispat etsene. Bir akıldır, akıldır gidiyor. Ya senin aklını o, senin üniversitedeki oğlun beğenmiyor dedim. Sen bir mutlak akıl tutturmuşsun bir hikaye gidiyorsun ya. Arkadaşlar, dostlar, modern dönemde üç tarz Kur'an okuma şekli oluştu. Bir, Thomas Campanella'nın Güneş Ülkesi, Thomas More'un Ütopyası'na benzer şekilde Asr-ı Saadet'i, tabir caizse Cibril rivayetinin bu Sodom Gomara'yı kanadıyla böyle yerden söküp alıp göğe çıkarıp yeri tersine çevirmesi var ya, oradan alalım, Rakka'ya getirelim, koyalım. IŞİD'ci okuma tarzı hocam. Cariyesiyle, kölesiyle, ganimetiyle aynen alalım buraya taşıyalım. Birinci okuma tarzı bu. Bunun Türkiye'deki versiyonları sadece terörizm ayağı eksik olmak kaydıyla İstanbullarda çok var bu mahvillerden hocam. Şu anda da devam ediyor ve bir de böyle bir küstahlıkları da var. Önüne de sürekli bir ehli sünnetçilik koyuyorlar. Ehli sünnet gözünüze girsin. Ehli sünnet o kadar büyük bir devasa gövde ki, o kadar bir zengin içerik ki sizi tenzih ederim ya. İkincisi, İçinde yaşadığımız modern çağın bize yaptığı tazyikin etkisinde kalarak biraz da aşağılık kompleksi duyarak güya Kur'an'ı mahcubiyetten kurtarmak için Nişantaşı çevresine, Şişli muhitine, Bebek muhitlerine efendim nasıl bir Kur'an arzu ederdiniz? Siz söyleyin biz öyle tevil edelim diyen ikinci bir yorum var hocam. Kadın dövülür mü canım? Ya İbn-i Mace'nin kitabın nikah bölümünde babun fi darbun nisa var. Dövmenin en az 60 şekli versiyonu anlatılıyor hocam. Ama siz metin merkezci yola çıktınız. Sünneti baştan attınız. O gün ayağınıza sıktığınızı anlamadınız. Sünnete attınız, şimdi sünnet neydi diye gidip bakmaktan ar ediyorsunuz. Elinizde kitap kaldı. Oysa biz demiştik ki size, kitap ortalamaya konuşur, sünnetse ideal, o ortalamaya konuşan hükmün idealinin tatbikidir demiştik. Çünkü rivayet odur ki, Habibe binti Cemil, kocası tarafından darp ediliyor, babasıyla birlikte şikayete geliyor. Resulullah da git kocana misilleme yap derken ayeti kerime geliyor.
Eradna emran ve eradallahu gayrah mealinde bir söz söylüyor. Ya biz bir formül istedik olduk ama Allah başka türlü düşündü. Ne kadar doğru yanlış bilmem ama bir şey çiziyor. Fakat sonra bakıyoruz Resul-i Ekrem'in hayatından çok travmatik, dramatik olaylar yaşanıyor. Kaprislere maruz kalıyor. Hele hele ifk hadisesinin acısı öyle dayanılacak bir acı değil. Hayatta bir fıtık vurmuşluğu yok. Ama Kur'an da orada duruyor. Vadribuhun nesile. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın yapıldığında, edip eğlendiğinde bir fazilet, minimum fazilet devşirilebilecek bir hükmünü, Resulullah'ın atlaması, lakayt kalması mümkün mü? Değil. Demek ki o emir, emir değil. Ve külü veşrabu hatta yetebeyyene lekümül haytül ebyat ayetini nasıl ki sabaha kadar, geberene kadar yemek zorundasınız diye anlamıyorsanız, bunu da kadını dövmek zorunda anlamak deyince, Resulullah'a bakın. Fakat protestan okuma bizi illa lafızlı, lafızlı. Hocam üçüncü okuma tarzı var. Bağlamsalcı okuma. Ben daha tarihselci demeyeceğim. Nesihçi falan diyeceğim. Oradan kurtarıyorum. Tarihselciliği bir zındıklık, bir ilhat hareketi olarak değerlendirdiler. İki cümle söyleyeyim. Bunun gelenekte çok örnekleri var. En tipik örneği de klasik nesih nazariyesidir. Diyeceksiniz ki ben nesih tanımam. Arkadaşım geleneğini inkar eden benim babam yok, ben ağaç kovuğundan dünyaya geldim demektir. Tamam mı? Ben babamın bazı huylarını sevmem ama babamdır. Gelenekte de eleştiri yapabilirim ama geleneğimdir. Geleneğe tümden atmak demek nesebini, kendini soysuz ilan etmektir. Bin küsür yıldır nesih vardır demiş bu ümmet. Hem de öyle askıya almak değil. Bu ayeti bitirmiştir. Arkadaşlar bundan daha baba bir tarihselcilik biliyor musunuz? Seyf ayeti 110 küsür ayetin hükmünü ilga etmiştir demek ne demek? Siz oturun ben söyleyeyim. Yani benim günahım ismimin önünde Ebu Abdillah diye bir künye olmaması mıdır ya? Megafiri diye bir nispem yok diye mi bana küfretti? İkincisi, ben bunu anlatırken Kur'an-ı Kerim'i yaşadığımız hayata doğrudan intibakını yapmaya çalışıyorum. Değer yüklemiyorum. Kur'an'la didişmek gibi bir niyet gözetmiyorum. Sadece sizin yaşayıp söylemediğinizi, benim hem yaşayıp söylediğimi paylaşıyorum. Nedir o? Dostlar diyorum, Necva sadakası verdiniz mi hiç bugüne kadar? Mücadele suresindeki ayet gibi. Yok. Resulullah'la özel görüşme öncesi. Yok. Ganimeti aldığınızda beşte birini kaç kere Allah'a, Resulüne ayırdınız? Yaptınız mı? Yok. Müdayene ayetindeki hükmü lafzi mucibince uygulama ihtiyacı hissediyor musunuz? Yok. Ama hocam oradaki emir bildiğimiz vücub emri değil. Şeydir yani. Nedip'tir. Niye niyet okuyorsun? O kadar peş peşe sıkıştırılmış, ziplenmiş bir emir ben başka bir ayette hatırlamıyorum. Orası niye nedip oluyor da? Mesela atıyorum. Vel yadribne bi humurhinne ala cuyubihinne niye nedip olmuyor? Mesela onu nedip diyenlere niye karşı? Yani nedip olduğunu kim belirliyor? Menduptur bu emir. Ben söyleyeyim mi? Zamanın ilcaatı size 6 kişiyle AVM'ye alışveriş yaptırmaya götürtmeyince orası nedip oluyor. Notere gidip bir imzayla işi bitirince o ayetin lafzi mucebi ilga oluyor. Sizin yaptığınız tarihselcilik olmuyor, benim söylediğim oluyor. Maşallah. Hocam dürüst olalım. Söylemde evrenselcilik, şeriat bir idealler diyarı, bir ütopya, bir kızıl elma olarak konuşup durun. Hayata gelince modernitenin dibini bularak yaşayın. Hocam bu iki dünyalık, bu iki kişilikle nasıl yaşıyorsanız ben vallahi şey yapıyorum, ben yaşayamıyorum. Ben en azından yaşadığımın hesabını vererek yaşamaya çalışıyorum. Benim söylediğim bir ayeti kerimenin yorumunun bugün bu olduğuna dair söylediğim ila yevmil kıyameye dair bir
hüküm tayini değil. İçinde bulunduğum an itibariyle bir yorumdur. Bu an gelir, başka an geçer, durum değişir, o ayet başka şekilde yorumlanır, hayata da taşınır. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hocama çok teşekkür ediyoruz. Verimli, faydalı bir sunum oldu. Kendi adıma çok not aldım. Zaman geçiyor. Hiç ara vermeden direkt hocamızın sunumuna geçeceğiz. Bünyamin Erol hocamın sunumuna geçiyoruz. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem hocalarım, değerli kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Mustafa hocamızın bu oldukça çarpıcı örneklerle belli analizler içeren bu konuşmasından sonra onun da ifade ettiği gibi asıl zor olan kısma, hadis ve sünnet kısmına gelmiş oluyoruz. Tabii zamanı iyi kullanmak adına bazı konuları hızla geçmiş olacağım. Modern zamanlarda, modern dönemlerde sünnet anlayışları ve ortaya çıkan problemler gibi bir başlık var. Modern zamanlardan dün sağ olsun Muhittin Ataman hocamız güzel bir serancam sundular. Mustafa Hoca da az önce biraz bahsetti. Aslında 12-13 asır İslam tarihinde değişen fazla bir şey yok. 18. 19. yüzyıllara gelindiğinde işte rasyonalizm, pozitivizm, modernizm dediğimiz şeyler neredeyse her şeyi değiştirdi. Az önce Mustafa Hoca'nın Akif'ten aktardığı o asrın idrakiyle biz karşı karşıya kaldık. Bunu tabii Mehmet Akif merhum söylerken Kur'an'ı asrileştirmeyi kastetmemiştir herhalde. Biz de eğer modern zamanlarda sünneti konuşalım diyorsak bununla hadisleri ve sünnetleri çağdaşlaştıralım, modern asrın idrakine uygun hale getirelim gibi bir şey kastetmiyoruz. Ama şunun farkındayız. Bundan 3 asır önce, 5 asır önceki insanlarla karşı karşıya değiliz. Hatta 40-50 yıl önceki insanlarla da karşı karşıya değiliz. Kendi çocuklarımızdan, kendi ailelerimizden, kendi çevrelerimizden biliyoruz ki asrın idraki değişti. Buna zamanın algısı diyelim yahut eski tabirle ahdi zihni diyelim. İster istemez bu rasyonalizmin, pozitivizmin, aydınlanmanın, modernitenin, batılılaşmanın, çağdaşlaşmanın etkisi ve baskısı altındayız. Bir mahalle baskısı var üzerimizde. Geçmişte görülmeyen, bugün için ortaya çıkan çeşitli itirazlar, eleştiriler, tartışmalar, ihtilaflar var. Ama burada biz zannediyoruz ki bu mahalle baskıları sadece bu asra özgü değil. İmam Buhari o sahihini tasnif ederken de kendi asrının baskıları altındaydı. İmam Şafii yazarken, İmam Malik kitabını tasnif ederken de kendi döneminin siyasi, itikadi, fıkhi, hatta ahlaki mahalle baskılar altındaydı. O günkü tartışmalar, o günkü kitapların çerçevelerini, tasniflerini yüz binlerce hadis içerisinden onları değil de şunları seçmeyi gerektiren baskılar vardı. Dolayısıyla modern zamanlar dediğimizde meseleyi hadis ve sünnet açısından değerlendirirken oryantalizmi dikkate almak durumundayız.
18. asırdan itibaren o müsteşrik dediğimiz, oryantalist dediğimiz batılı İslam çalışanları Kur'an çalışmalarından sonra hadis ve sünnetle ilgilenmişler. Onlar da bir takım yeni tartışmalar, yeni itirazlar, yeni köklü eleştiriler serdetmişlerdir ve öyle ya da böyle hadise ve sünnete bakışımızda etkili olmuşlardır. Yine modern dönemde bizim bakışımızı etkileyen çok önemli bir gelişme akademik çalışmalar. Akademik hadisçilik dediğimiz, önce Darülfünun İlahiyat Fakültesi'nin açılması ve o dönemde yapılan tartışmalar, dergilerde yazılan bazı makaleler, daha sonra Ankara İlahiyat'ın açılmasıyla, diğer ilahiyatların açılmasıyla birlikte hazırlanan doktora tezleri, yazılan makaleler, akademik bir bakış açısıyla ortaya konulan çeşitli çalışmalar, tartışmalar, modern zamanlarda hadis ve sünnet anlayışlarımızı öyle ya da böyle etkilemiştir. Bu noktada üç başlığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi, bu tartışmaların odağında peygamber tasavvuru vardır. Peygamber tasavvurumuz modern dönemde çok farklı yönleriyle tartışmaya açılmıştır. Bu noktada zaman çok müsait olmadığı için fazla girmeyeceğim ama yine Kur'an'dan hareketle zikredecek olursak, cahiliye dönemi insanlarının, müşriklerin kafalarında bir peygamber tasavvuru var. Buna ben cahili peygamber tasavvuru diyorum. Bunu Kur'an ayetleri nüzul sırasına göre okuduğumuzda, Mekke'den Medine'ye giden o 23 yıllık süre içerisinde müşriklerdeki o peygamber tasavvurunu tasih ederek Kur'ani bir peygamber tasavvuru ortaya koyuyor. Çok geniş bir konu, çok ciddi örnekler var ama bunlara girmek durumunda değilim. Kur'an'ın ortaya koyduğu bu vahyin, ilahi iradenin vaz ettiği, son peygamberin resmedildiği o Kur'an'ı peygamber tasavvurundan sonra peygamberimizin Refik-i Ala'ya göçmesinden sonra daha sahabe döneminden itibaren peygamber tasavvurunda gittikçe Kur'an'ı peygamber tasavvurundan cahili peygamber tasavvuruna doğru evrildiğini görürüz. Burada ehli kitapla yapılan tartışmaların, Hicri 2. 3. asırda ortaya çıkan tasavvufi hareketlerin, daha sonra ortaya çıkan değişik kültürlerle karşılaşmaların da tesiri büyüktür. Ve bize geleneğimizin delail-ün nübüvve, alamet-ün nübüvve, hasais türü pek çok abartılı rivayetlerle oluşan bir peygamber tasavvuru gelmiştir geleneğimizden. Bu peygamber tasavvurunda vaktiyle bir kutlu doğum sempozyumunda sunduğum bir tebliğim vardır. Uydurma rivayetlerde peygamber tasavvuru diye. Bugün bile halkımızın hala Hazreti Peygamber'le ilgili basılan, yayınlanan kitaplarda, şu küçücük çocuklara yazdığımız kitaplardan tutun da o ciltli ciltli kitaplar varıncaya kadar uydurma rivayetlerle o Kitab-ı Kerim'in bize takdim ettiği Hazreti Peygamber'le taban tabana zıt uydurulmuş rivayetlerden oluşan bir peygamber tasavvuruyla karşı karşı kalmışız. İşte bu peygamber tasavvuruna karşılık modern dönemde akademik çalışmaların da tesiriyle biraz daha Kur'an'a dayalı, biraz daha sahih rivayetlere dayalı, biraz daha siret gerçeğine dayalı bir peygamber tasavvuru ortaya koyan başka çabalar da var. İşte bu çabalar karşılıklı olarak öylesine tartışmalara yol açıyor ki burada aşırı uçlar hep birbirleriyle tokuşuyor ve bu aşırı uçların ortaya koyduğu ifrat ve tefrit şeklindeki söylem hala bizim her akşam televizyon programlarında, her akşam herhangi bir tartışma programında, gazetelerde, dergilerde, hutbelerde, internette, sanal alemde gönderilen mesajlarda karşımıza bambaşka peygamberler ortaya koyabiliyor.
Ve asrın idraki bu ortaya konulan çok sayıda peygamber anlatımını kabullenmekte, elbette zorlanmakta. Buna geleneğe baktığımızda da görürüz. Mesela ilk yaratılan varlık olarak Hazreti Peygamber'i takdim eden bir söylem, Suyuti'nin kitaplarında gördüğümüz gibi halen ruhuyla, cesediyle hayatta olan ve yeryüzünde tasarrufta bulunan, kıyamete kadar da yaşayan bir varlık olarak böyle aşırı uç bir söylem var. Öbür taraftan Hazreti Peygamber vahyi tebliğ etmiştir. Vefatıyla işi bitmiştir. Onun ne sünnetine ne hadisine gerek yoktur. Onu sıradan bir postacı gibi gören bir başka söylem. Bu noktada Kur'an'ın ve sahih rivayetlerin ortaya koyduğu şey kısaca şudur. Allah Resulü İsra suresindeki bir ayeti kerimenin ifadesiyle beşer Resul'dür. Ne melek Resul'dür, ne melik Resul'dür, ne ilah Resul'dür. O beşer Resul'dür. Bir tarafı beşerdir, bir tarafıyla beşerdir, bir tarafıyla Resul'dür. Gönderen Allah-u Teala'nın insanlığa gönderdiği risaleti tebliğ etmekle görevlendirilmiş bir Resul'dür. Onun içindir ki kelime-i şehadetin ikinci kısmında وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ deriz. Önce Resul'hu demeyiz. Önce kuludur, sonra Resul'üdür deriz. Aslında bu hem Hristiyanlara hem de Yahudilere birer cevaptır. İkinci başlığımız, sünnet anlayışlarında çok ciddi savrulmalar var. Modern zamanlara kadar yahut bu ilahiyatlarda yapılan çalışmalara, tartışmalara kadar hadis eşittir sünnettir, hadis sünnetin müteradifidir, eş anlamlısıdır diye okutulmaktaydı. Ve sünnet denilince akla daha çok sakal, sarık, misvak kullanmak, çocukların sünnet edilmesi falan akla gelirdi. Hamdolsun bu son dönemde yapılan çalışmalarla sünnetin Allah Resulü'nün ideal örnek davranışları olduğu, hadisin ise Hazreti Peygamber'e dair, Hazreti Peygamber'e nispet edilen anlatılar, rivayetler olduğu ayan beyan birbirinden ayırt edilmiş oldu. Ancak bu noktada hala Allah Resulü'nün sünneti denilince onun güvenilirliği, onun samimiyeti, onun sadakati, onun insanlığı, onun nezaketi, onun doğruluğu, onun dürüstlüğü gelmiyor zihinlerimize hala. Oysa sünnet dediğimiz şey her şeyden evvel onun ahlak-ı hamidesidir. Mekarim ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Peygamber'in sünneti odur. Haddi zatında sünnetin lügavi anlamı yol, yöntem, tarz demektir. Hazreti Peygamber'in yaşam tarzıdır. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye giden yoludur. Biraz daha değişik bir ifadeyle söyleyecek olursak, Hazreti Peygamber'in medeniyet projesidir. Medine'de bir temiz bir toplumu ortaya koyan onun sünneti, onun bir medeniyet projesini ifade eder. Ve o medeniyet Mağrib'de, Meşrik'te, bütün İslam coğrafyasında asırlarca çok farklı renklerle, farklı tonlarla ama özü ve ruhu itibariyle oraya bağlı olarak ortaya konulmuştur. Dolayısıyla sünnetin bazı zihinlerde algılandığı gibi olsa da olur, olmasa da olur, sıradan basit görgü kuralları olmadığını, sünnetin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yaşam tarzı olduğunu, Mustafa hocamızın ifade ettiği gibi aslında Kur'an'ın yaşanmış şekli olduğunu, Kur'an'la sünnetin bir bütün olduğunu, sünnetin İslam'ın nasıl yaşanması gerektiğini ifade eden çok çok daha önemli ana unsur olduğunu anlamamız gerekiyor. Üçüncü başlığımız hadis ve rivayet algısı. Problemlerin birçoğu buradan kaynaklanıyor. Şimdi İmam Gazali'nin El-Mustasfa adlı usulü fıkıh kitabında sünnet bahsinde Gazali merhum der ki herhangi bir sahabi için
Allah Resulü'nün söylediği her bir söz hadistir ve hüccettir, delildir. Ama asırlar sonra gelenler için o sadece bir rivayettir der. Burada hadis ile, bakın sünnetle hadis arasında bir ayrım gözettik. Hadis ile rivayet arasında da ciddi bir ayrım gözetmek durumundayız. Bununla neyi kastediyorum? Biz zannediyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği her bir söz sanki bir zaman tünelinden, bir tüp içerisinden yahut Marmaray'ın, hani Boğazı Marmaray'la geçiyorsunuz ya, Marmaray'ın içinden ıslanmadan geçtiğiniz gibi Peygamber Efendimiz'in Fem-i Saadet'inden çıktıktan sonra ta İmam Buhari'ye, Müslim'e gelinceye kadar iki buçuk asır içerisinde hiç değişmeden herkesin aynı tarzda doğru bir şekilde anladığı, pür dikkat dinlediği ve hiç hatasız bir şekilde naklettiği, nesilden nesile de hiç değişmeden, farklılaşmadan ta hadis kitaplarına kadar girdiği şeklinde çok hüsnü zanna dayalı bir söylem söz konusu. Bakınız, buraya az değinmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o dört duvardan oluşan mütevazi mescidinde, biraz düşünün şöyle, ön 15-20 safta erkekler var. Onların arkasında çocuklar var. En arkada hanımefendiler var. Mikrofon yok. Elektrikler kesilse bile Peygamberimiz konuşmaya devam ediyor. Az önce arka taraf duymuyor dediler. Peygamber Efendimiz'i arka taraftaki hanımlar ne kadar duyuyordu? Duyamıyordu. Onun için hanımlar özel meclis istediler Peygamberimizden. Erkeklerden yaklaşamıyoruz ya. Şimdi ben sizlere konuşuyorum. Beni tanıyanınız var, tanımayanınız var. Ve kitleye şöyle baktığımda 3-4 gündür izliyorum. Çoğunuzun bir İslami tabanı var. Belli bir altyapı var. Belli bir ideal ortaklığı var. Buraya istekle gelmişsiniz. Gelen hocalarımızı zevkle, dikkatle dinliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki konuşmaları büyük oranda anlamakta sıkıntı çekmiyorsunuz. Yaş ortalaması aşağı yukarı 30-40 arası. Problem yok. Ama Peygamber Efendimiz en fasih Arapça ile konuşurken, en beli, afsahul Arap diyorlar, kısa kısa, bazen de tekrarlayarak konuşurken, muhatapları da başlarının üzerinde kuş konmuş gibi dinlerken, Peygamberimiz şu anda benim kadar şanslı değildi. Neden? Sahabe-i kiramın içerisinde 5 yaşındaki çocuktan 75-85 yaşındaki yaşlıya, bedevisinden medenisine, kölesinden cariyesine, amirinden memuruna, Hristiyanlıktan, Yahudilikten geleninden, şirkten, müşrikten gelenine varıncaya kadar, Arap olanından Arap olmayanına varıncaya kadar çok farklı bir kitle söz konusuydu. Evet, herkes Allah Resulü'nü şu anda sizin beni dinlediğinizden, Allah razı olsun, çok güzel dinliyorsunuz, sizden daha dikkatli dinliyorlardı. Ama her birisinin Peygamber Efendimiz'in söylediği her cümleyi aynı şekilde anlaması mümkün değildi. Tıpkı şu anda sizlerin beni dinlerken yaptığınız gibi. Şimdi bir saatte ben konuşacağım. Mustafa Hoca madem bir saat konuştu. Bir saatin sonunda deseler ki her bütün şehirlerden gelmişsiniz. Gittiniz diyelim ki Bünyamin Erol ne anlattı diye her birinize sorsa, her birinizin o bir saati özetlemesi bir veya birkaç cümle olacak. Bazen aktarırken, şu anda mesela not tutan arkadaşlarımız var. Not tutarken bir cümle kullanıyor. Ben 5-10 cümle konuştuktan sonra o arkadaşımız bir cümle kullanıyor. Öyle bir hüküm cümlesi kullanıyor ki ben aslında öyle demedim. Ama öyle anladı. Çünkü her dinleyen dinlerken saliseler içerisinde o duyduğu cümleleri, mesajları zihninde değerlendiriyor. Diyor ki doğru söylüyor, katılıyorum, ben de böyle düşünüyordum. Bazıları hayır canım öyle bir şey olamaz. Biz şimdiye kadar böyle bir şey duymadık, ilk defa duyuyorum diyor. Veya not alırken benim yaptığım gibi bazen soru işareti yanına kocaman da bir ünlem işareti, katılmıyorum falan. Ve naklederken bazen kendi yorumumuzla da naklediyoruz.
bilerek yahut bilmeyerek. Aynı şey sahabe-i kiram için de geçerliydi. Diyelim ki bir hadis-i şerif Peygamberimiz tarafından söyleniyor. Buna sebebi vurut diyoruz. Hadisin söyleniş sebebi var. Bir olay oluyor, bir kavga oluyor, bir ayetin açıklaması oluyor, bir soruya cevap, bir rüyanın tevili vesaire. Peygamberimiz herhangi bir bağlamda bir açıklama yapıyor. Bu hadis-i şerif oluyor. Bunu gören sahabiler için, bu bağlamı yaşayanlar için bu hadisi anlamak gayet kolaydı. Ama aynı sahabi bu hadisi 40 sene sonra, 50 sene sonra Basra'da, Küfe'de, Kahire'de naklediyor. Farklı bir bağlamda. O bağlamla bu bağlam tutuyor mu onu bilmiyoruz. Aradan 100-150 sene sonra, 200 sene sonra İmam Buhari, İmam Müslim yahut diğer hadis imamlarından herhangi birisi o tırnak içerisinde Kale Resulullah diye gelen hadisi kitabının şu bölümüne yerleştiriyor. Üzerine de bir bab başlığı atıyor. O bölüme alması bizi bir yönlendiriyor. Attığı bab başlığı bir daha yönlendiriyor. Ve şarihimiz artık o hadisi o bağlamda yorumlama ihtiyacı hissediyor. Şimdi Hazreti Peygamberle sahabe-i kiram arasında yaşanan bu iletişim sahabe ile tabi'in arasında bir kez daha yaşanıyor. Tabi'in ile tebe-i tabi'in arasında bir kez daha yaşanıyor. Ondan sonraki halk arasında bir kez daha yaşanıyor. Sonra bir kez daha yaşanıp kitaplara giriyor. Yani Allah Resulü'nün mübarek ağzından çıkan o fasih Arapça, o fasih kelimeler tam bir, bir buçuk, iki asır dilden dile yahut sahifeden sahifeye intikal ederken hadisi şerif iken başta daha sonra bir rivayete dönüşebiliyor. Bunları söylerken şunu ifade etmek istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bu hadislere ne kadar güvenebiliriz? Madem böyle geldiyse bunlara güvenilemez demek istemiyorum. Bunlar, bütün bunu açıklarken bu hadislerimiz bir zaman tüpünden gelmemiştir. Dolayısıyla itikadi, fıkhi, mezhebi, meşrebi bir takım tartışmaların etkisi altında kalmıştır. Ve musanniflerimiz de bu hadisleri seçerken bu tartışmaların altında seçmişlerdir. Dolayısıyla bugün bizim geldiğimiz nokta şu. Herhangi bir rivayeti değerlendirirken, isnadıyla, metniyle, muhtevasıyla değerlendirirken o rivayetin zati değeri nedir? Onu belirlemeye çalışıyoruz. O rivayetin şu kitapta yer alması veya şu alim tarafından kabul edilmesi veya şu şarih tarafından şöyle şerh edilmiş olması, evet bunları nazarı itibarı alacağız ama asıl zati değer nedir? Bunların ortaya konulması gerekiyor. Bu noktada işimizin aslında ihtisas ehli açısından söylüyorum. O kadar zor ki bir defa Müslümanlar açısından hadis ve sünnetin, genel olarak hadis ve sünnetin dinimizde hüccet olduğu konusunda, delil olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Birazdan geleceğim, Kur'an yeterlidir, sünnete, hadise ihtiyaç yoktur demenin hiçbir tutarlı tarafı yok. Hadis ve sünnet bazen Kur'an'dan sonra hiyerarşide, bazen Kur'an'la birlikte, bazen Kur'an'ın da önünde belirleyicidir. Kur'an oruçla ilgili 3 ayetle bize oruçla ilgili bir takım şeyler öğretir. Ama biz Ramazan orucumuzu o 3 ayete göre değil, Allah Resulü'nün hadis ve sünnetlerde gördüğümüz tatbikatına göre uygularız. Onun için hadis ve sünneti yarıştırmak durumunda değiliz. Onlar ilahi iradenin biri sözlü, yazılı, biri de yaşanmış canlı uygulamalarıdır. Ancak bir rivayeti, bakınız hadis demiyorum, bir rivayeti alıp fıkıhta, akaidde, ahlakta, siyasette delil olarak kullanabilmemiz için izlememiz gereken yollar var. Bir, bu rivayet sahih mi? Sahihliğin ölçüsü sadece isnat mı? Değil.
sadece şu kitapta olması mı? Değil. Bu sahih olması isnadı kadar metniyle, muhtevasıyla, o metnin muhtevanın kitapla, Kur'an'la uyumlu olup olmamasıyla, Hazreti Peygamber'in siretiyle uyumlu olup olmamasıyla alakalıdır. Peki, isnadına baktık, metnine baktık, muhtevasına baktık, sahih. Peki, bağlayıcı mıdır bu? Peygamberimiz bu sözünü bir insan olarak mı söylemiştir? Bir devlet başkanı olarak mı söylemiştir? Yahut bu hadisten neyi kastetmiştir? Bu sefer onun mahiyetine bakıyoruz, delaletine bakıyoruz, nasıl anlaşılması, yorumlanması gerektiğine bakıyoruz. Yine aynı şekilde eğer Peygamber Efendimiz bunu içtihadıyla söylediyse, bununla neyi kastetti veya bir şeyi bir kere mi yaptı, üç kere mi yaptı, beş kere mi yaptı, bütün bunları tartışıyoruz. Şayet hadis terhib ve terhib hadisi dediğimiz teşvik eden, sakındıran hadislerden ise bunların nasıl anlaşılması gerektiğine dair birçok rivayetler var. Bunları dikkate almış oluyoruz. Birçok ilkeler, kurallar var. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu. Hazreti Peygamber var, sünnet var, hadis var, rivayet var. Az önce hani fadribuhunne meselesini örnek olarak verdi Mustafa Hoca. Yani önümüzde bir Allah Resulü var. Onun birçok hanımıyla yaşadığı bir sünneti var. Bir de bağlam gereği dövülmesine verdiği bir izin var. Bir de karşımıza yığınla rivayetler var. İşte biz burada Hazreti Peygamber'i ve sünnetini mi tercih edeceğiz? Yoksa geleneksel kültürümüzde, popüler kültürde, halk kültüründe örfümüzü, adetimizi de şekillendiren o kültürlerdeki rivayetlerimizi mi hadis diye insanlara anlatacağız, dayatacağız? Problem burada ortaya çıkıyor. Bak, üç eğilimden bahsetmek istiyorum modern zamanlar için. Birincisi, geleneksel, daha çok taklitçi, tekrarcı ve savunmacı eğilim, yaklaşım dediğimiz, halkımızın, anamızın, babamızın, geleneksel kültürümüzün bize öğrettiği bir hadis ve sünnet anlayışı var. Burada daha çok şekil öne çıkmakta. Özellikle de selefilerde mesela bir örnek verecek olursam, İngiltere'de 99'da bir 6 ay kaldık. Central Mosque var, merkez cami. Bir baktık İslami kitapların satıldığı bir yer var. Hemen merakla baktık neler var diye. Erkekler için paçaların uzatılmaması, paçaların kısa tutulması ile ilgili bir kitap yayınlamışlar. Çok önemli ya. Yani bir hadis var. Eskiden cahiliye müşrikleri işte entarilerini, eteklerini yerlerde sürüyorlardı. Allah Resulü onlara muhalefet olsun diye erkeklerin topuklarını geçmeyecek şekilde paçalarını kısaltmalarını talim buyuruyor. Tabii bu daha sonra öyle abartılmış ki Eyüp Es-Sehtiyani diye bir alimimiz var Tebe-i Tabi'inden. Şöyle bir tespit yapıyor. Eskiden diyor kibir elbisenin uzatılmasındaydı. Şimdi kibir kısaltılmasına geçti diyor. Yani ben eteğimi ne kadar kısaltıyorum diye takva ve kibir gösterisinde bulunmaya başlamışlar. Yani Allah Resulü'nün ahlakındaki o tevazu ve reddettiği kibire bakıyorsunuz. Öbür taraftan paçasını kıvıran, uzatmayan bir selefinin yaşam tarzına, onun kibirine bakıyorsunuz. Tam bir çelişki. Ama daha da çarpıcı bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Ben kendim seyredemedim ama anlatılanı aktarıyorum. Mutlaka çoğunuz seyretmişsinizdir. Bu FETÖ'cü komutanlardan bir tanesi bir subayı şehit ediyor ve arkasından bir bardak su alıyor, oturuyor, besmele çekip üç yudumla sünnet üzere suyu içiyor. Tam bu çarpık bir bakış açısını ortaya koyan güzel bir örnek bu. Yani
o oturarak içmeyi, üç yudumda içmeyi sünnet olarak gören bu çarpık kafa, bu at gözlü, Allah Resulü'nün insana ne kadar değer verdiğini, hele hele sibabul muslimi fıskun ve gitaluhu küfrün, Müslümana sövmenin fasıklık, onu öldürmenin küfür olduğunu bilmeyecek, asıl sünnetin mesajını duymayacak kadar at gözlü, köreltilmiş, tek tipleştirilmiş ama suyu nasıl içeceği konusunda da böylesine titiz bir bakış açısı sergileyebiliyor. Hadislerin lafızlarından hareketle yanlış çıkartımlar bir hayli karşılaşırız yanlış çıkartımlarla. Vaktiyle bir mühendis hacca gidiyor. Yol boyu kaza ediyor. Kaza namazları kılıyor falan. Sonra haccın işte epey menasiki yerine getirildikten sonra bir anda o gayret kesiliyor. Hoca merak ediyor. Ya hacım sen bayağı gayretliydin. Ne oldu? Namazı birden bırakıverdin. Hocam diyor ben o işi hallettim. Nasıl hallettin? Hocam siz demiyor musunuz? Mekke'de Kabe'de kılınan bir namazın sevabı 1000 misli. Medine'de kılınırsa 500 misli. Ben hesapladım, çarptım, topladım. Hesabı kapattım diyor. Şimdi hadislerimiz böyle mühendis kafasıyla anlaşılacak hadisler değil. Allah Resulü'nün vermek istediği mesaj nedir ona bakmamız gerekiyor. Keza bu geleneksel bakışta özellikle sufi çevrelerde işari, batini, hurufi bir takım çıkarsamalar var. Bu noktada Mustafa Hoca her ne kadar dokunduysa da keşiftir, ilhamdır, kehanetlerdir, kerametlerdir, rüyalardır, rüyalarda hadislerin tahsih edilmesidir, rüyada peygamberimize soruların sorulması, cevapların verilmesidir, onlarla amel edilmesidir, rüyalarla efendim pek çok yönlendirmelerin yapılmasıdır. Bütün bunlar sadece FETÖ'de değil, neredeyse bütün tasavvuf tarikatların hepsinde var. Geleneğimizde hepsinde var. Efendi Hazretleri bir rüya görüyor. Bu rüya adeta en sahih hadis gibi insanları yönlendirebiliyor. Dolayısıyla bu hadisleri algılarken bu tür yorumlar da karşımıza çıkıyor. Özellikle bu gelenekçi bakışta, halk kültüründe rivayetçi, nakilci cımbızlama yöntemiyle hadis nakletme şeklinde bir başka eğilim ortaya çıkıyor. Herhangi bir kitaptan herhangi bir rivayeti alıyoruz, Allah Resulü böyle buyurdu diyerek nakledebiliyoruz. Oysa bu özellikle son zamanlarda yapılan çalışmalarda bir hadis veya bir sünnet nasıl tespit edilir, nasıl ortaya konulurun yöntemiyle ilgili, benim şahsen tercüme ettiğim Yusuf el-Karadavi'nin sünnet anlamada yöntem olsun, diğer başka çalışmalarda olsun, pek çok ilkeleri olan bir şey. Kısaca şöyle ifade etmiş olayım akıllarda kalması için. Herhangi bir kitaptan aldığımız bir rivayet bir fotoğraf karesi gibidir. Fotoğrafı çekersiniz bir anda karşıdaki şahıs gözünü kapatmıştır. Uyuyor desek uyumuyor. Bir anda gözünü kapatmış. Gerçeği göstermez. Ama eğer biz sünneti yahut Allah Resulü'nün o hadislerinde neyi söylemesini, neyi söylediğini tespit etmek istiyorsak videoya ihtiyacımız var. Yani onlarca, yüzlerce rivayeti bir araya getirerek görmemize ihtiyaç var. Dolayısıyla sünnet bir fotoğraf karesi değil, bir video çekimidir. Kur'an'la ilişkisi, diğer sünnetlerle ilişkisi, siretle ilişkisi, diğer hadislerle ilişkisi, bütün bunları bir araya getirdiğimizde Allah Resulü'nün ne dediğini, ne demek istediğini anlamış oluruz. Şimdi iki örnek vermek istiyorum. Bir tanesi Ebu Hureyre'den ve başkalarından gelen hadisler var. Diyor ki Eş-şu'mu fi selase. Allah Resulü şöyle buyurmuş. Uğursuzluk üç şeydedir. Fil mer'ati ve'd-dar ve'l-feras. Evde, kadında, evde ve attadır şeklinde. Bu rivayet en muteber kitaplarımıza girmiş. Şimdi bu rivayete baktığımızda Allah Resulü
kadını uğursuz olarak takdim ediyor. Yani dünyada üç uğursuz şey var, birisi de kadın. Hadisimiz sahih mi sahih, isnadıyla girmiş mi kitaplara, girmiş. Peki bakıyoruz bu konuda gerçekten Peygamberimiz böyle bir şey söylemiş mi? Bu Zerkeşi'nin El İcabe diye bir kitap var. Benim vaktiyle Hazreti Ayşe'nin sahabe yönelttiği eleştiriler şeklinde tercüme ettiğim. Orada Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, Allah Ebu Hureyre'ye rahmet eylesin. Allah Ebu Hureyre'yi bağışlasın. O hadisin baş tarafını kaçırmış, son tarafını söylemiş. Allah Resulü şöyle söylemişti. Katelallahu'l Yahud. Allah Yahudileri kahretsin. Kanu yekulun, şöyle derlerdi. Uğursuzluk üç şeydedir. Yani Peygamberimiz Yahudilerin ne dediğini aktarıyor. Ebu Hureyre baş tarafını kaçırmış, son tarafını nakletmiş ve hadis kitaplara bu şekilde girmiş. Ne yazık ki Hazreti Ayşe validemizin bu tashihi, bu itirazı da kaynaklarımızda var olmasına rağmen ehli hadisin metni değil de isnadı önceleyen, bir hadisin muhtevasından çok kaç tarikten geldiğini önceleyen yöntemlerinden dolayı Hazreti Ayşe'nin bu itirazı ne yazık ki satır aralarında kalmıştır. Hicri 2. asırda Ma'mer bin Raşid diye bir musannefimiz var. İlk hadis tasnif edenlerden bir tanesi. Vefatı 153. Onun kitabı matbu şu anda. Orada diyor ki bu hadisi, bu rivayeti naklettikten sonra ben diyor bunu, bu hadisi şöyle tefsir eden birilerini işittim. Kadının doğurmaması, kadının uğursuzluğu doğurmamasındadır. Atın uğursuzluğu cihatta binilmemesindedir. Evin uğursuzluğu kötü komşudadır diyor. Şimdi bir tebliğ hazırlarken bu yorumu biraz takip edeyim dedim. Bütün şerhlerimize baktım şöyle. İstiyorum ki bu yorum, kimin söylediği belli olmayan bu yorum, kadının uğursuzluğunu kabul ediyor. Uğursuzluğun da doğurmaması, kısır olmasıyla izahını hep tekrarlamışlar. İstedim ki nihayet 10. asıra geldiğimizde falan şarih bunun yanlış olduğunu, batıl olduğunu, bunun Kur'an'la da gerçekle de alakası olmadığını söylesin. Ben de o alimi zevkle, iftiharla nakledeyim. İnanın itiraz eden bir tek kişiyi bulamadım. Ve sonunda kendim itiraz ettim. Ne dedim? Allah-u Teala diyor ki Cenab-ı Allah ayet-i kerimede, Allah dilediğine erkek verir, dilediğine kız verir, dilediğine hem erkek hem kız verir, dilediğine de vermez diyor. Peki bu rivayeti şerh eden şarihlerimiz hepsi hafız, bu ayeti biliyor. Bakın ben hafız olmadığım için ayetin Arapçasını okuyamadım. Bu ayeti biliyorlar. Ama rivayetlerimiz bazen böyle ayetlerimizi gölgeleyebilmiştir. İkincisi, savaşlar, hastalıklar ve ölümler dolayısıyla sahabe döneminden itibaren geçmişte evlilikler o kadar çok fazla ki, mesela sahabede bir hanım sahabi, kocası şehit olur, Ahmet'le evlenir, o şehit olur, Mehmet'le evlenir, 8-9 tane sahabiyle evlenmiştir. Şimdi bu yaşanan tecrübeden hareketle de aslında bu kısırlığın bazen erkeklerde de olduğunu bilmeleri lazım. Sadece kadın hastalığı gibi görmemeleri lazım. Çünkü günümüzde biz bile çevremizde görüyoruz. Ayşe Ahmet'le evleniyor, çocuğu olmuyor. Ayşe'yi gönderiyor Ahmet. Bu sefer Zeynep'le evleniyor, yine olmuyor. Ama Ayşe gidiyor Osman'la evleniyor, hemen çocuğu oluyor. Belli tecrübe. Hadi o gün tıp yok diyelim ama tecrübe. Hadi bu ayeti görmedik. Bu tecrübeye de gözümüzü kapattık. Allah'tan korkun ya, Hazreti Ayşe annemiz, İslam şeriatının dörtte birini kendisine borçlu olduğumuz o güzide allame annemizin çocuğu yok Allah için. Onu şimdi uğursuz mu addedeceğiz? Onun için bizim bugün herhangi bir kitaptan, hele hele bir hadis çevirisinden, herhangi bir takvim yaprağından, herhangi bir dergiden parantez içerisinde hadis-i şerif dediler diye bir hadis nakletmemiz o kadar riskli, o kadar tehlikedir ki hadisi reddetmekle
ne kadar riske girebiliyorsak bilmeden, künhüne vakıf olmadan herhangi bir hadisi alelacele reddetmek ne kadar tehlikeliyse, bilmeden, künhüne vakıf olmadan her bir rivayeti, hadis-i şerif denilen bilgiyi derhal kabul etmek de aynı şekilde risklidir diye düşünüyorum. Çünkü tercemeden doğru tercüme etmiş mi onu bilmiyoruz. Özellikle bu medyada, sanal alemde, cep telefonlarında, yani işte cuma oluyor, birkaç tane şey geliyor. Cuma selamı geliyor, hadis-i şerif. İşte kim bir Müslümana hayırlı cumalar derse ona şu kadar cennet. Fesübhanallah. Ya yok öyle bir şey. Bizim İsmail Hakkı Ünal Hoca'ya gelmiş bu böyle bir hadis de. Böyle bir şey yok. Sevdiğim bir akrabamız var, tıp doktoru. Ya hocam dedi, şöyle bir hadis geldi mesaj olarak telefona, doğru mu? Kim bana Rebiül Evvel ayının girdiğini müjdelerse ona işte şu kadar cennet vaat eden bir rivayet. Derhal dedim ki böyle bir rivayet yok. Hemen ilk etapta uydurma hadis kitaplarına baktım. Orada bile bulamadım. Sonra bu bilgi nereden çıkmış acaba diye internete girdim. Kimin cübbesinden çıktığı ortaya çıktı yani. Maalesef. Şimdi bu geleneksel eğilimlerde birazdan inkarcı söyleme de geleceğim. Kıssacı, menkıbeci, vaazcı söylemler, özellikle medya vaizleri, önceki günler hocalarımız söylediler. Yani bir Ramazan boyunca Kerbela'yı anlatan, Hazreti Yusuf kıssasını anlatan, hatta seneler önce gözyaşı geceleri, bilmem aslı saadet geceleri falan diye fakir fukaranın parasıyla gözyaşı sömürüsünde bulunanların sırf reyting için, sırf efendim o Sultanahmet'in oralarda böyle stadyum gibi binlerce insanı oraya çekebilmek için nerede ne kadar hurafe varsa, nerede ne kadar menkıbe varsa bunları din adına anlatan, hadisle anlatan, adı sanın ne olursa olsun, başında profesör unvanı olsun hiçbir şey değiştirmez. Bunlar maalesef sünnet adına, hadis adına Allah Resulü'nün ruhunu muazzap eden bir tavır sergiliyorlar. Bir başka söylem, bu defa yine gelenekten besleniyor. Siyasi, sloganik, istismarcı bir söylem. Bunun en tipik örnekleri işte IŞİD yahut DAEŞ dediğimiz militanların en sağlam dayanakları rivayetlerdir. Hatta diyorlar ki bakın zaten Hazreti Peygamber böyle demişti. İşte siyah sarıklı olacak, siyah bayraklı olacak, saçları sakalları uzun olacak falan. Vatandaş da Allah Allah, demek ki Hazreti Peygamber'in söylediği gerçekleşiyor falan diye saf Müslümanlar da inanıyor. Oysa bu projeleri yürüten o üst akıl aslında bizim Kitabul Fiten dediğimiz fiten kitaplarındaki rivayetleri değerlendiriyor. Rivayetlerde yazılan, ki çoğu uydurma rivayetlerdir, bu uydurma rivayetlerin tasvir ettiği bir terör örgütünü oluşturuyor. Şimdilerde Horasan diye yeni, daha vahşisi çıkıyor ortaya ve Horasan'la ilgili rivayetler var. İşte Horasan'dan bir grup gelecek, şöyle yapacak, böyle yapacak diye. Yani senaristler senaryo metinlerini maalesef bizim fiten kitaplarından, hatta bazen hadis kitaplarımıza da girmiş rivayetlerden oluşturabiliyor. Keza hadi onlar yurt dışında IŞİD'ci, DAEŞ'ci, Türkiye'de de böyle Mehdi'ci, Mesih'ci söylemler vardır. Adam alıyor, hani kedileri medileri olan bir adam, İşte Taksim'de efendim şöyle bir şey olacak, işte ondan sonra Mehdi çıkacak, işte 80'li yıllardaki Taksim olayları, siyah beyaz fotoğraflar vesaire, altında hadis-i şerif, bir kitaptan bahsediyor. Ben hadisçi olarak öyle bir kitabı hayatımda görmedim. Bütün bunlar hep rivayetleri işe koştuklarını gösteriyor. Yine bu noktada belki en etkin bir eğilim de savunmacı, yüceltici bir söylem. Geleneğe o kadar aşırı bir güven var ki geçmişte bir alimimiz söylediyse mutlak doğrudur. Hele hele ehli sünnetten bir alimse bu tartışılmaz. İcazetli alimler her zaman doğru söyler.
Ve bütün bunlar halk üzerinde ne yazık ki öyle bir baskı oluşturuyor ki son yıllarda Hayrettin Hocam'la da bir vesileyle geçenlerde uzunca konuştuk bu konuyu. Yani ilahiyatlara dönük aşırı bir mesafeli bakış, öteleyici bir duruş var. Medreseye, geleneksel kültürümüze, mirasımıza karşı şeksiz, şüphesiz bir güven var. Elbette Mustafa Hoca da söyledi, geleneği aklı başında hiç kimse inkar edemez, hiç kimse küçümseyemez. Geleneğimiz bizim o kadar sağlam bir gelenektir ki, bir çarpıcı örnek vereceğim. Bakın, bizim geleneğimizle bugün ehli sünnet diyerek ehli sünnetçilik yapanların bakış açısı arasındaki farka bir örnek vereceğim. Hadi isim de vereyim, Şevket Eygi'ye örnek vereceğim. 60'lı yıllarda mı hocam bu İhya Ulumuddin'i ilk defa neşretmesi? İlk defa o kalın dört kara kaplı ciltlerle İhya Ulumuddin'i neşretti. Tabii İmam Gazali'nin İhya Ulumuddin'i bizim İslam kültüründe gerçekten bir proje olarak, bir içerik olarak, tasnif olarak fevkalade mükemmel bir eserdir. Ancak İmam Gazali'nin çok büyük bir alimimiz olmasına rağmen, hatta bir oryantalist diyor ki eğer Hazreti Peygamber'den sonra bir peygamber gelseydi Gazali olurdu diyor. Yani tabii müsteşrik dediği için büyük değil. İmam Gazali gerçekten büyük bir insan. Şimdi kendisi Şafii'ül mezheptir. Tabakat-ı Şafii'yi yazan Sübki, İmam Sübki, İmam Gazali'den bahsederken işte onun hayatından, eserlerinden bahsediyor. Ancak diyor onun İhya Ulumiddin adlı eserinde 936 tane aslı olmayan uydurma rivayet vardır diyor. Bakın bir mezhep taassubu falan yok. Bir başka mezhepten olsa ilim adına, hakkın hakikatin tespiti adına Sübki gibi bir alim kendisinden birkaç asır önce yaşamış, kendi mezhebinden oldukça büyük bir alimin kitabı ile ilgili bir tespitte bulunuyor. Sonra Zeynettin el-Iraki geliyor, yine Şafii ulemasından, çok muhteşem eserleri var. Bu problemi gördüğü için İhya Ulumiddin'in hadislerinin tahricini yapıyor, üç tane kitap yazıyor, üç kitap. Üç kitapta önce çok geniş bulmuş, ihtisar etmiş, onu da geniş bulmuş, bir daha ihtisar etmiş. Bu kitapta İhya Ulumiddin'deki hadislerin hangileri sahihtir, hangi kitapta nakledilmiştir, hangileri zayıftır, uydurmadır, hangilerinin aslı yoktur bunları tespit etmiş. İlim adına, dürüstlük adına, sünnetin, hadisin muhafazası adına bunu yapmış. Allah rahmet eylesin. Şimdi bu bizim Hazret ne yapıyor ehli sünnetçi? Başında ilahiyatçılara bir bindiriyor. Bunlar diyor bu sapık ilahiyatçılar İhya Ulumuddin'de uydurma hadis vardır gibi hezeyanlar ortaya koyar diye epey bir içini döküyor. Sonra bakın yaptığı şey şu. Bu baskıda da Zeynettin Iraki'nin tahrici kullanılmış aslında. Hadis geçiyor altında dipnot. Zeynettin Iraki demiş ki "Zekerahu İbnül Cevzi fi mevduatihi" veyahut "fil mevduat". İbnül Cevzi bu hadisi uydurma hadisleri derlediği mevzuat kitabında zikretmiştir. Yani bu hadis uydurmadır diyor. Ehl-i sünnetçi hoca diyor ki orada bu hadisi İbnül Cevzi zikretmiştir diyor. Yani uydurma olduğunu makaslıyor, kesiyor. Ki vatandaş uydurma olduğunu zannetmesin diye. Onun için ehl-i sünnet uleması birbirleriyle çok derin tartışmalar yapmışlardır. Mezhep içerisinde, diğer mezheplerle ve ilmi münazara gereği birbirlerini tenkit ederken birbirlerinin delillerini zikretmişlerdir. Sen şöyle dersen ben böyle derim falan diye hiç makaslamaya, çarpıtmaya gerek duymadan. Çünkü her bir mezhep kendi geleneğine güvenmekte, kendi arka planına güvenmekte, kendi mirasına güvenmekte ve tartışmaktadır. Onun için mesela İbni Hazm'ın Hanefilere yönelttiği eleştirilere bakarsınız, ikna olursunuz, vay be İbni Hazm tamamen haklı dersiniz. Hanefilerin cevaplarını okursunuz, Hanefiler haklıymış dersiniz bu sefer. Geleneğimiz bu kadar güçlüdür, bu kadar sağlamdır.
Ama gelenek adına gelenekçilik yapan, ehli sünnet adına ehli sünnetçilik yapan bu mahalle baskısını biz reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Bu bir de size yaklaşımlar var bu geleneksel kültürde. Yani ama hocam diyor bu hadis Kütüb-i Sitte'de var diyor. Veya bu hadis Buhari'de var diyor. Şimdi Buhari'de olabilir, Müslim'de olabilir, Kütüb-i Sitte'de olabilir. Bir rivayetin bu kitaplarda olması, yine klasik hadis usulünün verilerine bakarak söylüyorum, mahza o hadisin Peygamberimiz tarafından söylendiği anlamına gelmez. Buhari o hadisi kendi şartlarına göre sahih görmüştür, almıştır. Ama bir başka alimimiz o hadisi sahih görmeyebilir. Onun içindir ki İmam-ı Azam'la İmam Buhari arasında birçok noktada tartışmalar yaşanmıştır. Buhari'de bütün hadis kitaplarımızda sahih olan, diyelim ki namazda ellerin kaldırması meselesi, hadislerimiz sahihdir ama Hanefiler onlarla amel etmemiştir. Dahası İmam Malik Muvatta'da 75 tane hadis nakletmiştir. Bu hadisler sahih olarak kabul ettiği için nakletmiştir. Ama kendi usulü, kendi şartlar çerçevesinde o 75 hadisle amel etmemiştir. Dolayısıyla bir hadisin bir kitapta olması da yeterli değildir. Gelelim ikinci madde, inkarcı, redci ve saldırgan yaklaşımlar. Burada tabii bir hadis inkarcılığı var. Bu Hindistan'da ortaya çıkan Kur'aniyyun dediğimiz, ehli Kur'an dediğimiz, Türkiye'de Kur'an İslamı dediğimiz yaklaşım, Kur'an bize yeter diyor. Dolayısıyla hadise, sünnete karşı net bir tavır ortaya koyuyor. Bu noktada mertçe, açıkça kendisini ortaya koyan Edip Yüksel'dir. Videolarını, saçma sapan o itirazlarını seyredebiliyoruz. Ama ne yazık ki gençlerimiz zaman zaman burada bu söylentilere, bu tartışmalara kulak verebiliyorlar. İkinci bir yaklaşım bu redciler içerisinde Türkiye'de gördüğümüz İslam düşmanlığı yahut zındıklık dediğimiz bir bakış açısıyla reddetme. Burada tabi reddedilen sadece hadis ve sünnet değil, yani Kur'an'a da saldırıyorlar. İşte Turan Dursun gibi, İlhan Ersel gibi veya onların şimdiki yeni çömezleri gibi. Ama bunların daha çok Müslüman gençlerin kafalarını çelmek adına ileri sürdükleri argümanların çoğu rivayetlerdir, hadislerdir. Özellikle de işte Turan Dursun, Diyanet'in yayınladığı Tecid-i Sarih'ten fotokopisini koyar, bakın der işte, Diyanet'in kitabında böyle diyor falan diye. Tabii çoğu zaman hadisleri çarpıdır, çoğu zaman tercüme problemleri vardır, çoğu zaman izahı belki mümkün olan bazı şeyleri biraz demagojiyle, biraz laf cambazlığıyla gençlerin kafasını karıştırmayı gerçekleştirirler. Asıl bu noktada bizi ilgilendiren, üzerinde durmak istediğim şey, hadisleri istihfaf eden, itibarsızlaştıran, hadisleri öteleyen, örseleyen, mesafeli bir duruş sergileyen bazı kesimler var. İşine geldiği en uydurma rivayeti kullanmaktan çekinmeyen, ki Yaşar Nuri öldü gitti, kendim bizzat seyrettim. Bir gün diyor ki işte arkasından çok dedikodular duymuş. Halbuki diyor Peygamberimiz el-gıybetu eşeddü minez-zina diyor. Gıybet zinadan daha kötüdür, daha çirkindir. Allah Allah dedim. Ben böyle bir hadis hiç duymadım. Baktım ki uydurma kitaplarımızda buldum onu. Ama işine geldiği yerde uydurma hadisleri kullanan bu zevat, işine gelmediği yerde en sahih, en muteber hadisleri pervasızca reddedebiliyor. Özellikle bazı kanallarda, televizyon kanallarında yazar çizer bazı zevat, hadis konusunda, rivayetler konusunda o kadar dillerini uzatmaya başladılar ki bunlar Kur'aniyyun'dan daha tehlikeli hale geldi. Bir televizyon kanalında bir iftar saatinde hadis olmazsa olmaz mı diye yazarsanız YouTube'da çıkıyor. Bu hazretlerden bir tanesinin söylediği sözler gerçekten içler acısı. Diyor ki, hatta çok daha ilginç bir problem var şu anda
İnternetin yaygınlaşmasıyla millet yeni keşfetti. Düne kadar namazın rekatını kim öğretti? Namaz nasıl kılınır? Onu kim öğretti? İşte hadis olmazsa olmaz. Efendim, şimdi bir de bu ideolojik hadisçiliğin böyle bir de sallaması var. Anlatabiliyor muyum? Diyor. Devam ediyor. Şarlatanlığın sınırı yok demek ki diyor. Bu tam Yahudileşme alameti diyor. Evet, mevzuya dönecek olursak, şimdi orada rivayetlersiz olmaz, rivayetler olmadan olmaz. Hayır, bu mübarek namaz peygamberlerden peygambere nesiller yoluyla fiili olarak intikal etti, aktarıldı ve fiili olarak İbrahim'den aleyhisselamdan beri de efendim tüm peygamberler üzerinden Yahudi nesiller de bu peygamberi uygulamayı nesilden nesile geçirdiler. Biliyorlardı, aynen öyle. Bugün şimdi iş patladı, internet çıktı. Efendim, sahtekarlık bozuldu, mertlik bozulmadı, sahtekarlık bozuldu. Şimdi Yahudileri kendi ibadethanelerinde namaz kılarken görüyor millet diyor. Şunu demeye çalışıyor. Hani bizim hadis kitaplarımızda Cebrail geldi, Peygamber Efendimiz'e namazın vakitlerini öğretti, abdesti öğretti. İşte namazın hangisinin kaç rekat olduğunu öğretti şeklinde rivayetlerimiz var. Bunların hiçbir kıymeti yok. YouTube'u açın. Yahudiler de bak rükû yapıyor, secde yapıyor, onlardan öğrenin demeye getiriyor. Yaşar Nuri öldü, onun tabi boşluk bıraktığı bir boşluk var Kur'an İslam'ı, oraya doğru bir kayma var ve maalesef bazı akademisyen hocalar da buna alet olmakta. Geçen bir vesileyle işte Samsun'a gittiğimde Mehmet Okuyan hocaya da söyledim. Hocam söyler misin dedim ya, Cuma ayetinde fes'av ila zikrillah, Allah'ın zikrine koşun diyor. Nereye koşacağız dedim ya, bu hadis ve sünnet olmadan. Yani buna da mı YouTube'a bakacağız? Yahudiler nereye koşuyor, ona mı bakacağız? Yani hadis ve sünnet konusunda öyle bir dil ve uslup kullanılıyor ki Evzai denen sapık, senin Buhari'n, senin Müslim'in, senin şunun bunun, genç nesillerin kafasında bu hadis alimlerimize karşı, hadislere karşı, sünnetlere karşı çok ciddi, gayri ahlaki, edebe sığmayacak bir dil ve üslup kullanılmakta. Üçüncü olarak akademik çalışmalar var. Bu akademik çalışmalarda özellikle Darülfünun ilahiyatın açılmasıyla birlikte tabi müfredat değişti. Bir hadis tarihi, hadis tenkidi gibi çeşitli dersler ortaya konuldu. Daha metodik, daha problematik, daha sistematik, tematik, biraz metin muhteva tahlilli, biraz eleştirel, daha ilkesel, daha yöntemsel çalışmalar yapıldı. Bu noktada mesela tamamen ilmi tahlillere, tenkitlere dayalı çeşitli yayınlar yapıldı. Makale olur, kitap olur. Burada tabii bazı rivayetler eleştirildi. Şunun altını çizmek istiyorum doğrusu. Hadis inkarıyla hadis tenkidini birbirinden ayırt etmek lazım. Hadisleri toptan reddetmekle, Kur'an bize yeter, hadise sünnete ihtiyaç yoktur demekle herhangi bir makalede, herhangi bir kitapta bir hadisin değerlendirilmesinin yapılması hadis inkarı gibi anlaşılmamalı. Maalesef bu mahalle baskısı öyle bir şey oluşturdu ki şahsen ben bunu yaşayanlardan bir tanesiyim. Neredesin? Ankara İlahiyat'ta. Adamın kafasında şimşekler çakıyor. Branş ne? Hadis. Bu sefer yıldırımlar düşüyor. Niye kafada böyle bir şey oluşmuş? Ve Ankara'da okuduğu halde, İmam Hatip'i Ankara'da okuduğu halde Ankara İlahiyat'a tercih yapmıyorlar. Ankara İlahiyat'ı tercih yapmıyor öğrenciler, yaptırmıyorlar. Çünkü sapık hocalar var vesaire diye. Dolayısıyla ilmi çalışmalar bu noktada daha farklı değerlendirilmeli. Mesela Hatipoğlu hocamızın Hilafetin Kureşliliği kitabı buna örnek olarak verilebilir. Darülfünun İlahiyat'tan Zakir Kadiri Ugan rahmetlinin dini ve gayri dini rivayetler burada örnek olarak verilebilir. Evet, ben sözlerimi toparlarken sadece başlıklarla tamamlamış olayım. Modern dönemde bu yapılan tartışmalardan ortaya çıkan sonuçlar, sorunlar
başlıklarla şu şekilde değerlendirilebilir. Bir hadis inkarcılığı var ki bunu asla kabul edemeyiz. Hadislere güvenmeme, hadisleri at ve kurtul mantığı, Kur'an İslam'ı, Kur'ancılık, buna asla prim vermemeliyiz. İkincisi bu işte bahsettiğim rasyonalizm, pozitivizmden hareketle akılcılık, düz mantık. Hadisi okuyor, yok canım böyle saçma bir şey olmaz diyor. Oysa hadis sahih, ya tercümede problem var yahut hadisin bağlamını, arka planını bilmediği için böyle bir tepkisellik var. Mustafa Hoca'nın dekanını burada yad edeyim. Ali Osman Ateş Hoca, hadisçi, İzmir'deydi daha önce. Gençlik yılları hadisi okumuş, biriniz işte ayakkabılarını giyerken ters çevirsin ve silkelesin öyle giysin diye hadisi okumuş. Ya dedim diyor, peygamberimizin başka bir işi yok da bizim terliklerimizle, nalınlarımızla mı ilgileniyor falan dedim diyor. Sonra yıllar geçti, Adana'ya tayinim çıktı, lojmana yerleştik. Her taraf akrep kaynıyor diyor, evi hemen diyor beyaza boyattım. Ondan sonra her sabah ayakkabıları giyerken tutuyordum, Allahümme salli ala seyyidine ve nebiyine Muhammed diyordum diyor. Yani hadisler bazen bağlamına göre anlaşılabilir. Mezheplerin, geleneğin örselenmesini sağlıyor bu yaklaşım. Yani hadisi reddediyorsunuz, sünneti reddediyorsunuz, geleneği reddediyorsunuz. Bu da neticesi itibariyle Türkiye'de de özellikle gençlerin selefiliğe kaymasına yol açıyor. Dolayısıyla geleneğin kadrini, kıymetini bilmemiz lazım. Hanefi isek Hanefi, Şafi isek Şafiliğin, itikadi mezhebimizin kadrini, kıymetini bilmemiz gerekiyor. Din anlayışı, peygamber tasavvurunda ciddi sıkıntılar var. Adam çıkıyor, YouTube'dan izleyebilirsiniz, söylemekten teaddüp ediyorum, Sümükü Şerif diye peygamberimiz anlatıyor. Altında peygamberimize, İslam'a, o hocalara yapılan sinli kefli küfürleri okuyorsunuz. Bunlara hiç gerek yok. Daha duyarlı, daha dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor. Usulsüzlük, yöntemsizlik başını almış yürüyor maalesef. Hadis istismarı var yine aynı çevrelerin. Adam Na'leyn-i Şerifeyn diye Kazı Çeşme'de yaptırdığı terlikleri Hazreti Peygamber'in terliği diye efendim bir kitap yazıyor, terliği çıkartıyor kürsüde. Bu terliği kullanırsan şöyle olur, böyle olur, fiyatı da 130 lira diyor. Böyle din istismarı yapabiliyor. Aynı şekilde tefrikaya, ötekileştirmeye, mezhep meşret ve tarikatlar açısından ötekileştirmeye yol açabiliyor bu rivayetlerin bir kısmı. Tekfir, tefsik ve tadlil problemi, birbirlerini tekfir edebiliyorlar. Bizde belki bu kadar ağırlıkta değil ama çok çarpıcı olduğu için paylaşmak isterim. Hindistan-Pakistan bölgesinde Birelviler ve Diyobendiler diye iki grup var. Bunlar milyonlarca müntesibi olan iki büyük grup. İkisi de Hanefi, ikisi de Sufi ve birbirlerini tekfir ediyorlar. Bunların arkasında da yine rivayetler var. Taassup, nefret dili, dar görüşlülük, şiddet ve terör, işte IŞİD ve benzeri örgütlerin arkasında bu rivayetler var. Adamlar mesela bir dergi çıkartıyorlar, Konstantiniyye diye. Hala İstanbul'un fethedilmediğini düşünüyorlar. Yine rivayetlere dayanarak İstanbul'un kendileri tarafından fethedileceğini, tekbirlerle fethedileceğini söylüyorlar. Medyadaki hadis savaşlarını zaten biliyoruz. Evet, ben sabrınızı zorladım. Vakit epey ilerlemiş oldu. Kısaca şunu ifade etmiş olayım, son bir iki cümle. Evet, 14 asırdır hadisler ve rivayetler hep tartışma konusu olmuştur. İtikadi, siyasi, fıkhi mezheplerin, tarikatların birbirleriyle yaptığı tartışmalarda en vazgeçilmez argümanlar, rivayetler olmuştur. Modern dönemde de tartışılmaya devam etmektedir. Bu noktada sizlere tavsiyem şu, herhangi bir rivayeti okuduğunuzda kafanıza bir soru işareti geliyorsa o soru işaretinin kıymetini bilin ve peşini sürün. Hemen kabul etmeyin ama bizde genel olarak şöyle bir tavır var, ya galiba ben anlamıyorum deyip geçiyoruz. Yani bir takım problemlerimiz var rivayetlerin anlaşılmasında, bu kadar kolay bir şey değil. Dolayısıyla biraz daha okumalar yapmamız gerekiyor. Bütün bu problemlerin kısmen
telafisini sağlayacak bir çalışmayı paylaşmış olayım. Türkiye'deki hadisçilerle birlikte çalıştık. Hadislerle İslam diye basıldı Diyanet'in 7 cilt halinde. Oradaki hadislerin Kur'an, sünnet ve siret bütünün içerisinde biraz daha hikmet boyutunu öne çıkaran izahları, yorumları sanıyorum biraz faydalıdır diye düşünüyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Bünyamin Hocam'ın değerli konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz, normal şartlarda aslında hocalarımıza soru cevap kısmı için verdiğimiz süreyi de vermiş olduk ama sürede daraldı. Soru cevap faslı şu şekilde belki olabilir. Salondan kimse çıkmamak şartıyla ve toplamda 10 dakikayı geçmemek şartıyla isterseniz 5'er dakika hocalarımıza hocam olur mu? Sorunuz, sorularınız varsa çok kısa bir şekilde hocalarımız cevaplayacaklar. Yoksa salonda zaten görüşeceksiniz. Yazılı yok herhalde. Ali Hocam buyurun. Sayın hocalarım teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, ifrat ve tefritten uzak orta bir ümmet, Mustafa Hocam bahsetti. Şimdi İbni Haldun coğrafya kaderdir diyor. Yaşanmışlıklar, toplum yaşanmışlıkları insanların geleceğini de değiştirebiliyor. Bunun en önemli örneklerinden birisi İmam Şafii. İmam Şafii Mısır'a gelmeden önce aslında Mu'tezili'ye daha yakındı. Ama Mısır coğrafyası içerisinde yaşanmışlıklar onu Eş'ariliğe daha çok yaklaştırıldı. Daha sonra Osmanlı dönemine geldiğimizde hilafetin payitaht olarak İstanbul'a taşınması döneminde Eş'ari alimler İstanbul'a taşınınca bu defa Eş'ari ve Maturidi alimler arasında ciddi çatışmalar oldu. Ve bunun yansımaları olarak da Kadızadeler dönemi dediğimiz çok statik bir dönem gelişti. Yani ehli rey ile ehli hadisin ta tarihsel bağlamdan koparılarak çok korkunç bir yapılanmada çatışma dönemi oluştu. Ve günümüze geldiğimiz dönemde de şu anda hadisi küllüm reddeden Kur'an-ı Kerim yani vahiy ile aklı bir türlü buluşturamayan bir nesil yetişti. Ya mutlak vahiy ya mutlak akıl ama ikisini bir arada tutabilecek vahyin çerçevesini çizdiği ama aklın da önemli olduğu bir yapıyı bu genç neslimize nasıl anlatacağız? Teşekkür ederim hocam. Ben onun dilini, onun yöntemini henüz bulamadım. Ama bu ihtiyacın farkındayım ve burada bir saat benim konuşmam, bir saat de hocamın konuşması ki çatışmanın odağında ya sünnet reddedilmeli ya Kur'an'a sahip çıkılmalı veyahut Kur'an ve sünnet lafzi talimatlarıyla esas alınıp akıl saf dışı bırakılmalı mevzusunun odak noktası burasıydı. Dikkat ederseniz hem hocamın konuşmasında da hem benim konuşmamda yani bir ayağımızı geleneğe basıp öbür oradan aldığımız güçle kendimizi ileriye atmamız bunu başarabilmek için de bir gelenek fetişizmi yapmamamız ama geleneğe tamamen refüze de etmememiz birikimimizden istifade edip çağın ihtiyaçlarıyla yeniden cesaretle meselelerin üzerine gidip yeniden bir üretim çıkarmamız diye sürekli bunu dillendiriyoruz dikkat ederseniz. Yani Kur'an bizim her şeyimiz değil. Sünnet, Kur'an, gelenek ve aynı zamanda aklın dirayeti bunu dillendirmeye çalışıyoruz. Ama bunun hocam adını koydunuz da bir de içini doldursanız dediğiniz şey bir kişinin altından kalkabileceği bir iş değildir. Ben öyle sünuhat kabilinden bir şey yazamıyorum. Bana ilham yağmıyor. Didiniyoruz. Ümmet-i Muhammed'in şu anda Türkiye'deki ümeranın köprü yol meselesine yatırdığı yatırım kadar da bu işe yatırım yapmaya niyetlenirse sanırım bu milletin çocuklarından da bu işi kotaracak bir ekip, ekol, ulema çıkar.
Üstadım bu işler öyle tek kişinin müceddit falan olacak işler değil. Artık bundan sonra müceddittik de, müştehitlik de komisyon konsorsiyum işleridir. Holding çapında yapılacaktır. Hocam başımızda olacak. Öyle çalışacağız hocam. Tefsir usulü diyoruz ya. Mesela usulü fıkhın bir hakikaten bir usulü var. Tefsirin usulü yok. Hocam bir tefsir usulü yazsanız. E kardeşim hadisçi kadar hadisçi, fıkıhçı kadar fıkıhçı, kelamcı kadar kelamcı olmalıyım ki ondan sonra yazabileyim ya. Yani. Bu zor iş. Ama bu ihtiyacı bile fark etmemiz, böyle bir itidalli dili giderek daha olgunlaştırmamız elbette ki bu bir semere verecektir. Ben onun ümidini taşıyorum. Teşekkür ederim. Son bir soru hocama geldi. İsterseniz bundan sonra soru almayalım. Hocam soruyla programı bitirelim. Şimdi hocamızın cevabına devamen bir örnek vermiş olayım. Aslında bu noktada evet bizi aşıyor ama yaptığımız çalışmalarla bu derdimizi anlatmaya çalıştık. Bunu biraz pratik uygulamalara da döndürmemiz gerekiyor. Birkaç sene önce bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaz Kur'an kurslarına hazırladıkları bir kitap incelemek üzere elime geldi. Peygamberimizin hicretinden bahsediyor. İşte Sevr mağarasına sığındığından. Hepinizin bildiği işte mağaranın önünde bir örümcek ağ yapmış, işte güvercinler yumurtlamış falan. Anlatım böyle. Oysa Tevbe suresi 40. ayette o sahneyi Kur'an o kadar güzel anlatıyor ki biz o geleneksel anlatım içerisinde örümceği ve güvercini bilmeyen yoktur ama Tevbe suresi 40. ayeti anlayan yoktur neredeyse. Madem kitap benim önüme geldi, o satırları değiştirdim. Sevre çıktı, 3 gün gizlendi. Sonra Allah'ın görünmez ordularıyla Cenab-ı Allah onu korudu diye Tevbe suresi 40 yazdım. Altına da harfleri birleştirerek bir şiir yazmışlar, ilgisiz bir beyit. Oraya şu şiiri yerleştiriverdim. Merhum Arif Nihat Asya'dan. Örümcek ne gökteydi ne yerdeydi, örümcek hakkı görmeyen gözlerdeydi diye. Şimdi küçük bir rütüş, o Kur'ani anlatımı biraz daha gençlere verebilmemizi sağlayacaktı aslında. Şimdi şu aşamaya gelemedik biz. Tam gelecektik, ümitleniyorduk ki rüzgar tekrar hocam sağa sola esmeye başladı. Bir vaizimiz kürsüde konuşuyor. Diyelim ki Hazreti Adem yaratıldı, bir baktı ki karşısında işte La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Kim bu Muhammed dedi falan. İl müftülerimiz anlatıyor bunları hala. Biz ilkokuldan, kreşten itibaren, ana okullarından, sizlerin evlerdeki eğitimlerinden itibaren çocuklarımıza öyle bir sağlıklı bir peygamber tasavvuru verelim ki böyle bir vaizimizi dinleyen genç kuşak desinler ki efendim biz Kur'an okuduk, biz peygamberimizi biliyoruz. Böyle aslı astarı olmayan bu tür şeyleri siz nereden buldunuz desin. Ne yazık ki biz ilahiyat fakültesinde derse girdiğimizde şu size kısaca anlatmaya çalıştığım hususları ayetlerle anlattığımız halde müthiş bir şey var, defans var, itirazlar var, kabul etmiyorlar vesaire vesaire. Onun için hepimiz aslında bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi sorulan soru da buna dair. Yani günümüzde hadise ve sünnete karşı hızla bir umursamazlık yayılıyor. Bunun tedbiri ne olabilir diye. Şimdi bir defa bizim akademisyenlerin önce iğneyi kendisine batırması gerekiyor. Yani televizyonlarda işte 2-3 gündür burada da bazen ilahiyatçılara dokundurdu hocalarımız. Haklı taraflar var, haksız taraflar var. Çoğunlukla biz bir takım şeyleri düzeltelim derken bastığımız dalı kesiyoruz. Yani birkaç rivayeti eleştirelim derken hadisi ve sünneti örseleyebiliyoruz. Onun için bizim aslında hadis ve sünnetin, o az önce benim bahsettiğim hadis ve sünneti öteleyen, örseleyen
karşı çıkan insanlar bile aslında günlük hayatlarında inanın yüzlerce hadisle amel ediyorlardır. Yataktan kalkışından tuvalete girişine, çıkışına, yemek yemesine, selamlaşmasına, sokakta yürümesine kadar. Çünkü bizim geleneğimiz genel olarak sünnete dayalıdır, hadise dayalıdır. Ben vakit darlığından anlatamadım. 18. yüzyılda Hollandalı bir müsteşrik, oryantalist hacca gidiyor. Müslüman kılığına girmiş. Amaç, Müslümanlar haccı nasıl yapıyor? Farklı ülkelerden gelen hüccacı gözlemleyecek. Varıyor, bakıyor ki adam tabi Kur'an'ı biliyor. Kur'an'ı bilen bir müsteşrik. Afrika'dan gelmiş, Hint'ten gelmiş, Osmanlı'dan gelmiş bir sürü insan. Aşağı yukarı herkes aynı şeyleri yapıyor. Ama bu yaptığı davranışlar, ortak davranışlar Kur'an'da yok. Soruyor, ya bu neyin nesi? Diyorlar ki hadis var, sünnet var falan. Anlıyor, oradan bir mektup yazıyor Hollanda'daki müsteşriye, arkadaşına. Diyor ki biz şimdiye kadar Kur'an çalışmakla yanlış yapmışız. Bu Müslümanların, ümmetin ortak harcı, asıl mayası sünnetmiş, hadislermiş. Bizim hadis ve sünnete bakmamız lazım diyor. Hadis sünnet çalışmamız lazım diyor. Ve hadis sünnet çalışmalarını başlatıyorlar. Şimdi sünnet ümmetin ortak kültürü aslında. Bizim yaşadığımız, yaptığımız pek çok şey aslında sünnetin ve hadislerin yansımalarıdır. Allah rahmet eylesin, Salman Başaran diye Bursa İlahiyat'ta hadis hocasıydı, vefat etti genç yaşta. Onun Türk atasözlerinin hadislerdeki dayanakları diye bir kitabı var. Ya bizim atasözlerimizin çoğu hadis. Yani sürüden ayrılanı kurt yer. Hadisteki küçük bir vurgu farkı var. Hadisin tam tercümesi kurt sürüden ayrılanı yer. Ev alma, komşu al. El caru qabla'd-dar. Yani 900 küsur örnek veriyor. Bizim görgü kuralı dediğimiz, örf adet dediğimiz, adab-ı muaşeret dediğimiz her şeyin altında hadis ve sünnet var. Kültürümüzü şekillendiren, medeniyetimizi şekillendiren ana unsurlar hadis ve sünnettir. Burada bizim hadis ve sünneti sevdirebilmemiz için 4-5 yaşındaki, 6 yaşındaki çocuklardan itibaren başlayıp onlara Hazreti Peygamber'in böyle olağanüstü mucizelerini değil, asıl mucizesi olan bir insan nasıl olmalı, bir Müslüman nasıl olmalı, bunu onlara anlatmamız lazım. Yani Allah Resulü yoldaki herhangi bir çöpü kaldırıp atmak sadakadır diyecek. Sadakattir bu, biraz daha geniş çevirirsek. Çünkü Allah bize temiz bir yeryüzü bırakmış, sadakattir diyecek. İmanın bir şubesidir diyecek ve bizim sokaklarımız hala yüz karası olacak. Batıyı görüyoruz, kendi sokaklarımızı görüyoruz, utanıyoruz. Onun için hadis ve sünneti, yani bu umursamazlık konusunda evet, yani ben en muzdarip olanlardan birisi benim. Onun için yani isim vermeden yüklendim. Adam televizyon kanallarında yani Cibril'in öğretisini değil de Yahudilerin rükûsunu, secdesini bize gösterecek kadar pervasızlık ortaya koyuyor. Ve güya bu İslam kanaat önderi efendim bir sürü kitap yazıyor. Bunların da karşısında bizim durmamız lazım. Bunlara tavır koymamız lazım. Bunlara gereken cevabı vermemiz lazım. Ne yazık ki şu anda çantaya koydum. İşte o hani deminden örnek verdim ya, kimin cübbesinden çıktı. Adam bir vaaz ediyor, vaazını kitaplaştırıyor. Hadislere iman. Kitabın içerisine bakıyorsunuz, onlarca uydurma hadis ve rüya ve Efendi Hazretleri şöyle dedi, böyle dedi. Hadislere iman. Bir taraf hadislere iman, bir taraf hadislere inkar. Ve bunlar birbirleriyle tokuşurken, birbirlerine reddiyeler, tartışmalar yaparken birbirlerini maalesef besliyorlar. Bize düşen bu noktada o birbirlerle vuruşup birbirlerini destekleyen o toplara bir müdahale edip birbirleriyle vuruşmamasını, herkesin kendi kulvarında yürümesini sağlamak, daha uygulamaya dönük sünneti hadisi sevdirecek ve uygulatacak çalışmalara ihtiyaç var. Onun için Diyanet'in yayınladığı Hadislerle İslam kitabını lütfen okuyun, aile olarak evlerde okuyun, okutun, diliyle, uslubuyla, metin örgüsüyle bu ihtiyacı cevaplayacak. Sadece geniş ama
Bu noktada işte Adana'da bir konferans vermiştik. Asrın idrakine Hazreti Peygamber'i nasıl anlatmalıyız? Sünneti nasıl anlatmalıyız? Hadisi nasıl anlatmalıyız? Bu bizim derdimiz olmalı. Ben 7 yaşındaki çocuğa Peygamberimizi, onun hadislerini nasıl anlatmalıyım? 10 yaşındakine nasıl? 15'ine nasıl? O yaşlara göre çok çeşitli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada sizlerin de kitapların arasında gördüm güzel gayretli çalışmalar var. İnşallah bu hassasiyetimizi biraz koruyacağız. Bunlar saman alevi gelir geçer. Neticede geleneğimize, Kur'an'a, sünnete bağlılığımız, bu esaslara dayanışımız devam edecek. Ben tekrar teşekkür ederim. Değerli hocalarımın katkılarından, konuşmalarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Size de sabırlarınızdan dolayı.